Kanal 3 ekranlarında herkese iyi akşamlar diliyorum. Objektif özel programının bu akşamki konuğu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oluyor. Vekilim hoş geldiniz. Evet, bu seçim sürecine az bir zaman kala gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Avukat Ali Özkaya'ya AK Parti seçimler ve süregelen sürecin getirdiği soru ve merakla beklenenleri birlikte yanıtlayacağız. Sayın Akar, Sayın Yılmaz ve Sayın Dilek hoş geldiniz. Efendim, teşekkür ederiz. Evet, vekilim öncelikle geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar mitinginde Kaan'la ilgili açılışı, Kaan'ın Ankara semalarındaki uçuşunu Afyonkarahisar'da mitingde hep birlikte izledik. Kaan'la ilgili ben açılış yapmak istiyorum, yorumlarınızı almak istiyorum. Gerçekten bu Kaan, Türk milletinin ve Türk devletinin tarihe attığı en önemli imzalardan birisidir. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, vizyonu sayesinde olmuştur. Hatırlayın, 2011 seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki artık yeni bir büyük hedeflere, ideallere geçiyoruz. İşte İstanbul-İzmir Otoyolu, Körfez Geçiş Üst Geçidi, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kendi tankımızı, kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi, kendi deniz gemimizi yapacağız dedi ve Kaan bunun en son noktası. Bütün dünyada çok büyük ses getirdi. Evet. Dünyanın en önemli ülkeleri ortalama 15 yılda bu uçağı yapabildikleri halde biz yaklaşık 4 yılda bunu belli bir noktaya getirdik. İnşallah Savunma Sanayi Başkanımızın açıklamalarından anlıyoruz ki 2028 yılından itibaren de hava kuvvetlerimizin kullanabileceği bir büyük uçak. Bunun ilk birinci metali parçası evet, çıktığında hatırlayın kalorifer peteği diye dalga geçenler olmuştu. Alaya alanlar olmuştu. Bununla dalga geçenler olmuştu. O gün sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız gelirken bizim Dinar Akpınarlı köyünden bir mühendis arkadaşımız var. Hollanda'da doğmuş, büyümüş. 15 yıl Hollanda'nın savunma sanayi şirketlerinde çalışmış. Sonra beyin göçü nedeniyle Türkiye'ye gelmiş ve bu uçakta çalışıyor. Sabahleyin beni aradı cep telefonundan. Dedi ki hem de böyle ağlar bir sesle, Sayın Vekilim dedi, ne olur Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim çok teşekkürlerimiz ve hürmetlerimizi, saygılarımızı iletin. Şu anda Kaan'ı uçurduk, indirdik, tekrar hangara yerleştiriyorum. Bu dünyanın en büyük mutluluğu ve zevki. Biz Türk millet olarak gurur duyabiliriz. Bunun için de arkamızda dimdik durduğu ve bize bu hedefi, idealleri koyduğu için lütfen Sayın Cumhurbaşkanımız iletin dedi. Yani hepimiz için gurur kaynağı. Bu memlekette yaşayan, bu toprakları seven, bu devleti, bu milleti seven, bu devlet ve bu milletle derdi olmayan herkesin ben sevindiğine inanıyorum. Bir kısmı bunu açıktan söyleyebilir, bir kısmı söyleyemez, kalbinde yaşar. Ama devletle, milletle sorunu olanlar bundan mutsuz olur. Onların da zaten bizimle çok ilgisi olamaz. Evet, hemen devam etmek istiyorum. Bu mitingde, Afyonkarahisar mitinginde Kaan'ın gökyüzünde, Ankara semalarında yükselişiyle birlikte yatırımlar ve destek projeleriyle zaten Afyon'un AK Parti nezdindeki büyük taarruzun başladığı topraklarda kuruluşuyla birlikte acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyon'dan, semadan, Ankara semalarından Kaan'ı izleterek bir mesaj mı vermek istedi? Hiç şüphesiz bunun sizin dediğinizin mutlaka önemli payı var. Çünkü bu coğrafyadaki son büyük taarruzumuzu Kocatepe'den başlattı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları. Bir devletten, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş yaptık ve hem Yunan'ı hem emperyalizmi buradan Ege Denizi'ne döktük. Bu bir zaferin işaretiydi. Sonra devletimizi kurduk. AK Parti, daha sonra da 2001 yılında AK Parti Afyonkarahisar'da kurduk. AK Parti de bu devletin ve bu milletin bağımsızlığının yeniden istiklal ve istikbal mücadelesinin yaptığı bir süreci yönetiyor. Kaan da gökyüzündeki istiklalimizin demir kanatları, mavi gök vatanın koruyucu kanadı. Bunun da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Afyon mitinginin olduğu günde bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurması bir Afyonlu olarak hepimiz için gurur kaynağıdır. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız. Evet, bu konuyla ilgili yorumlarınız var mıdır? Ben bu konuyla değil, konuyu değiştirelim isterseniz. Niye, bu konuya devam edelim Sayın Akar? Bu konu önemli. Yani zaman problemi var. Tamam. Sonuçta Kaan ülkemize,
memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir taarruzçu. O gün Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi F-16 düzeyinde bir uçak. Ki biz biliyorsunuz parasını verdiğimiz halde taarruz uçaklarını alamadığımız dönemlerde yaşandı. Ben müsaade ederseniz yerel seçimlerle ilgili, çünkü gündem yerel seçimler ve yerel seçimlerin bu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin öznesi emekliler Sayın Vekilim. Şimdi emekliler 18 milyon emekli var. Cumhurbaşkanımızın Kütahya'da yaptığı konuşmada emeklilerin biraz daha beklentisi vardı. Acaba ekstra bir zam gelir mi falan. O zaman bunu olamayacağını söyledi ve dedi ki işte biz size bu 7 bin liralık bir zam verecek olursak çalışanların, çalışan insanların yarısına maaş ödememiş gibi olarak rakam, bütçe rakamlarını falan verdi. Yani izleyenleri de rakama boğmak ve sizin de çok fazla vaktinizi almadan direkt ben soruya geçeyim. Mesele şu, şimdi bundan 10 sene önce baktığınızda siz bu arada emeklisiniz değil mi? Evet, emekliyim. Evet, ben de emekli oldum. 10 sene önce emekli olan insanlar bakıldığında çalışan 3 kişi bir tane emeklinin karşılığına geliyordu. Şimdi son dönemde EYT ile birlikte 1.2 kişi çalışan 1.2 kişi bir tane emekli isabet etmiş oluyor. Yani 18 milyon emekliden bahsediyoruz. Şimdi emeklilerle ilgili herhangi bir çalışma olacakmış. Çünkü seçimden önce biliyorsunuz %30'a yakın bir AK Parti'ye daha önceden oy verip de bu dönem vermeyeceğini söyleyen anketler de okuyorum. Neler söylersiniz? Emeklilerin durumu şimdi, nedir sizce? Sayın Akar, az önce siz baştan söylediniz. Dediniz ki bu seçim yerel yönetimler seçimi. Yani evet. Bir belediye seçimi. Evet. Belediye seçimi olduğu için belediye başkanları emekli maaşlarını belirlemiyorlar. Bunu merkezi hükümet belirliyor. Elbette ki emekli maaşlarının eksikliği ve yetersizliği önemli bir sorundur. Bu ülkenin hem Türkiye'nin hem dünyanın sorunudur. Sadece Türkiye'nin değil. AK Parti iktidara geldi 2002 yılında 65 milyon nüfus, 6 milyon emekli vardı. Şu anda 85 milyon nüfus, 16 milyon emekli var. Yani nüfus %20'den biraz fazla arttı ama emekli sayısı %100'den daha fazla arttı. Reel olarak emekli maaşı da 2002'ye göre daha fazla arttı. Fakat son dönemde yaşadığımız ekonomik sıkıntı alt gelir gruplarındaki emeklilerde ciddi bir sorun. Sayın Cumhurbaşkanımız emekliye para vermeyeceğiz gibi bir şey demedi. Tam tersi, emekliye maaş vermemiz gerekir. Emeklinin durumunu düzeltmemiz gerekir. Ancak bunu kısa bir süre sonra yapacağız. Bir zaman diliminde yapacağız. AK Parti gelmeden önce Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda ikramiye diye bir şey yoktu. Dün akşam kanunu çıkarttık. 3 bin lira Ramazan Bayramı'nda, 3 bin lira Kurban Bayramı'nda belirledik. Keşke imkanımız daha fazla olsa da 10 bin lira belirsek, 5 bin lira belirsek, daha fazlasını versek. Bundan mutluluk duyarız. 3 bin lira sizin için yeterli mi? Efendim dün hiç yoktu. Hiç geçmişte hiç yoktu. Yeterlidir demiyorum. Hayır. Ama hiç olmayan bir şeyi veriyorsunuz. 16 milyon emekliye 16 çarpı 3, 48 milyar. Onu Kılıçdaroğlu, Sayın Vekilim, o dönem Kılıçdaroğlu ben asgari ücret düzeyinde emekliye her bayram ikramiye vereceğim dediği için AK Parti iktidara 1000 liradan başladı. Sonra 1100 lira yaptı, 3000 lira. O tarihte o 1000 liraya verilen 1000 lirayla bir koyun alınıyordu. Şimdi koyunun bacağını alamıyorsun. Hayır, şimdi öyle baktığınız zaman onun 40 çeşit şey var. Sayın Kılıçdaroğlu şey demişti, hatırlarsanız İstanbul Belediye Başkanı adayı olduğunda ben belediyeye seçileyim, her çalışmayana asgari ücret kadar maaş vereceğim demişti. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Kılıçdaroğlu sen seçilmedin, İzmir Belediye Başkanı seçildi, hadi versene, hadi ver dedi. Bakın bunlar seçim lazım. Döneminde CHP'nin klasik insanlardan oy kaybma, hayal satma söylemleridir. Hayal satmadan bu memlekette Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir lider ben EYT'yi çıkartmayacağım dediği halde bütün Türkiye ayaklandı ve Cumhurbaşkanımız bu kanunu çıkartmak durumunda kaldık. Ben o gün Şuhut yolunda baştan başa 200 civarında dükkanı esnafı ziyaret ettim. 200 kişinin tamamı sarılıp bizi kucakladı ve öptü. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Reisimize teşekkür ediyoruz. Bize bunu verdi ya. Mesela Hakan Bey emekli oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Diyelim ki olsaydı. 42 yaşında birisi emekli etti. Geçen gün bir yerde konuştum. Geçen yıl Bağkur prim ödüyordu. Bugünkü parayla 7200 lira.
11 bin lirada maaş bağlandı. Geçen yıl bunu hiçbirisi almazken bugün 18 bin lira ilave para verdik. Kardeşimiz hem işine devam ediyor 42 yaşında, 43 yaşında hem de bu parayı alıyor. Dünyanın hangi ülkesinde 42 yaşında emekli olan bir sistem var? Bu sistemi 99 yılında değiştirmişlerdi. Her seçim muhalefet, hatta biz ısrarla, ben o komisyondaydım, 48-50 yaşı koyalım dedik. 48-50 yaşta genel olarak kabul görmüştü. Ne dediler? Efendim biz hiç yaş koymayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız anketlere çok önem verir. Halkın beyanına, tercihlerine önem verir. Bunlara baktı ve belki de istemeye istemeye bu kanunu çıkarttık. Bu kanun bizim bugün itibariyle sosyal güvenlik sistemimizde büyük bir kara deliğe sebebiyet veriyor. Ama milletimize bu refahı hep beraber sağlatacağız. Sıkıntı var mıdır? Var. Bunu çözecek kim? Belediye başkanları değil. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. 2028 yılına kadar iktidarda olacak lider çözecek. Belediye seçimi seçiyoruz diyoruz. Efendim emeklinin maaşı. Ya geçen Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da demişti. Biz emeklilere para vereceğiz diye. Neyi verdiler? Ama şimdi Sayın Vekilim biz... Hayalden başka neyi verdiler? Vermediler. Bir daha söyleyelim. Yani şimdi bağımsız aday değil çıkan adaylar. Sonuçta ben seçmen olarak sandığa gittiğim zaman bir siyasi partinin doğru altına, logosunun altına mühürü basıyorum. Sonuçta o liderin söylediği de o adayın lehine ve aleyhine gelişmeler olabilir. 2028'den için, sonra için. Hayır. Onun 2028'den için. Sonrası için. 2028'e şimdi kadar ben... Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Anayasa belli. Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs 2028'e kadar Cumhurbaşkanı. Evet. Yani belediye başkanı seçtiğiniz. Ama sizin partinizin genel başkanı aynı zamanda. Evet, genel başkanımız da Cumhurbaşkanımız. Tamam. Bundan mutluluk ve şeref duyuyoruz. Bu doğru bir şey. Ama 2028'e kadar iktidar o. Emekliye maaş zammını yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Muhalefet değil, belediye başkanı değil. Seçildikten sonra hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu dedi ki ya bu işin belediyeli bir ilgisi yok ki. Ben buna bir şey yapamam. Kardeşim seçimden önce bunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki emeklilerin maaşı yetersiz. Bunun düzeltilmesi lazım. Ancak bu merkezi hükümetin işidir. Belediyenin işi değildir. Bunu de buna saygı gösteririm. Bir itirazım yok. Emekli maaşı azdır dersin, buna saygı gösteririm. Bunu artırmamız gerekir. Bu bizim boynumuzun borcu. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Yani emeklilerin şu anda yaşadığı durum, sizin ifadenizden benim anladığım, mali seçimler fazla etkisi olmaz diyorsun. Doğru mu anladın? Efendim olmaz demem yanlış. Mutlaka olur. Ama benim vatandaşım bilir. Eğer CHP'nin bu dedikleri doğru olsaydı deprem bölgesinde bedava ev vereceğim diyen Kılıçdaroğlu'na oy verir. Size evlerinizi bir yıl içinde yapacağım, büyük kısmı teslim edeceğim. Ancak bunu afet kanunu gelince belli bir kısmı alacağım diye Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermezdi. Tam tersi %80, %70 yıkılmış evlerin sahipleri ben sizden parayla ev yapacağım diyen Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Size bedava ev vereceğim diyen Kılıçdaroğlu'na vermedi. Çünkü siyasetin temeli güvendir İsmail Bey. Söylediğin söze güvenecek insanlar. Bu adam söylediği sözü yapar mı yapmaz mı? Recep Tayyip Erdoğan söylediği her sözü yapmış. Kılıçdaroğlu söylediği sözlerin hiçbirini yapmamış. Geçen seçimler dememiş miydi? Namus sözü hiçbir belediye işçisi atılmayacak. Namus sözü ve dediklerinin hepsi 30 bin kişi İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdü. Hani namus? Nerede? Bizi niye sokağa kapının önüne koydun diye insanları yiyecek ekmeğe muhtaç hale getirdi. İşçilerin hepsini attı. Ankara'da da attı, İstanbul'da da attı. Yine atar. CHP kesinlikle yine de atar. Yeter ki o iktidar gelsin. Bence tartıştığımız meseleden uzaklaşıyorsunuz. Birinci şey bu. İkincisi, insanlara 10 bin lira verip maaşı sabit tutup ve fiyatları her gün artırılan biz ekonomik sistemde bu konu üzerinden siyaset yapılmaması lazım. Dediniz ki düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Demek ki bozulmuş. Kim bozdu? Evet, dediniz dünya ki, bozdu. Biz bunu dediğinizde bozmadık. Para olsa vereceğiz. Parayı kim bitirdi? 22 senedir iktidardasınız. Hayır, biz parayı veren biziz. Bir dakika, biz AK Parti iktidara geldiğinde %10'u bile değildi bu kendi maaşımız. Şimdi alanı genişletmeden emekli maaşlarından alanı genişleteceğiz. Siz genişletiyorsunuz. Yok, genişletmemek lazım. Siz yerel belediyeler seçimine gireceğiz ama emekli maaşıyla başlayalım. Emekli maaşı üzerinden konuşmak lazım. Bu seçimden emekli önce. Emekli maaşıyla belediye başkanı ilgisi ne? Emekli maaşıyla belediye başkanı ilgisi çok ilgisi var. Biz siz seçimden sonra görürsünüz. O kadar çok ilgisi var ki. Biz bunu biliyoruz. Çünkü sandığa girecek insanlar yoksulluk sınır içerisinde Ali Bey. Bu millet, yiyecek ekmeğe muhtaç hale getirilenlerden Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle bu noktaya geldi.
Bu bozulan denge pandemiyle bozuldu. AK Parti'nin bilgisi yok. Pandemi bütün dünya. Ben geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne dedim. Bir bakın Avrupa'ya, Almanya'ya. Sokakta her gün çiftçiler bütün gübreleri devlet dairelerinin önüne döküyor. 70 yaşında Alman kadın ben geçinmek için çalışmak zorundayım diyor. Bakın emeklinin maaşının iyi olduğunu söylemiyorum. Ama bizim emeklimiz bu eksiği biliyor. Düzeltecek insanı Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu kök maaş, diğer maaş bunların hepsinin yeniden düzeltildiği, yeniden hak ve adalete uygun bir şekilde insanların onuruyla yaşayabildiği bir sistemi dün nasıl kurduysak bugün pandemiyle bozulan bu sistem, depremle bozulan bu sistemi yeniden kuracağız. Benim söylediğim de bu sevgili Ali Bey. Kuracağız Allah'ın izniyle. Yani hiç alakası yok deyip topu taca atmak yerine sorunun farkındayız. Bunu insanların sıkıntılarını biliyorum. Gayet iyi biliyoruz. Bunu da biz çözeriz. Mesele bu kadar basit. Gayet iyi biliyoruz. Mesele bu kadar çözeriz. Basit. Seçimden önce bir müjde var mı? Olabilir mi? Efendim dün itibariyle meclis kapandı. Meclis olağanüstü toplanır mı? Toplanır. Bu meclisin takdirinde olan bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir eder ayrı bir şey. Ama dün itibariyle meclis bütün partilerin ittifakıyla. Dün kararname gecesi. Çıkartmayalım. Hayır. Anayasanın 71. maddesi gereğince devletin harcayacağı her bir kuruş ancak kanunla olur. Kararnameyle bu konu olmaz. Mutlak surette verilecek her para devletin bütçesinden çıkacak. Her paranın mutlaka bütçe kanunu veya diğer bir kanunda dayanı olması gerekir. Dün niye biz 2000 liradan 3000 lira çıkarttık? Kanun çıkarttık. Evet. Kanun çıkar bu konu. Meclis olağanüstü toplanır, kanun çıkarır. Ayrı bir şey. 2 Nisan'a kadar böyle bir beklenti yoktu o zaman. Ben öyle bir şey demiyorum. Hayır, ben söylüyorum. Kanun dün saat 1 itibariyle mevcut kanun görüşüldü ve mevcut kanundan sonra meclisin çalışmalarına ara verildi yerel seçimler için. Yerel seçimlerden önce biz daha önce çok defa toplandık, olağanüstü toplantılar yaptık, kanunlar çıkarttık. Bugünkü durum seçimlere kadar meclis ara verdi çalışmasına. Ben Şeydi Sayın Hekim biraz önce emeklilere bahsediyor. Daha önce ben Esra Odası'nda görevliyken esnaf ve sanatkar emekli ise %14'te bir kesik durdu. O da kalktı. Evet. Emek Bağ Kurulu esnafın evet. Çalışanların maaşlarından kesilirdi. Biz önce onu 15'ten ona indirdik. Kesildi. Sonra da kaldırdık. Kaldırıldı. Şimdi bakın bu seneki bütçeden sosyal yardımlara verilen paranın miktarını biliyorsunuz değil mi? 100 milyarlarca. Yani evet bir kısım eksiklerimiz var ama onları tamamladığımız elektrik yardımı diye bir şey var mıydı? Yoktu. Getirdik. Doğalgaz yardımı diye bir yardım vardı. Yoktu. Getirdik. Bunları daha yenileri de var. Onları da getireceğiz. Ha, oturup bu sistem dünyanın en zor bir sistemidir. İsmail Bey ben 2015 seçimleri hiç unutmuyorum. İlçeleri geziyorum. İhsaniye'ye gittim. İhsaniye Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ziyaret ediyoruz. Bir böyle 60 yaş civarında müdür bey var. Dedim ki müdür bey bu Türkiye'nin iki temel sorunu vardır. Bu iki sorunu iyi bilmeyen yönetici ülkeye zarar verir. Birincisi PKK, ikincisi SGK dedim. Müdür bey bir hopladı. Ya vekilim bizi PKK ile nasıl kıyaslarsınız? SGK yani sosyal güvenlik o kadar hassas bir konudur ki eğer doğru adımlar atmazsanız ülkenin ekonomisini batırırsınız. Bu kadar hassas bir konudur. Bunu dikkatle devam, yönetmek gerekir ve emeklimizin bu eksiği, bu pandemi sonrası enflasyona bağlı yaşadığımız sıkıntılar, bilhassa gıda, konut gibi artışlardaki sıkıntılarımız bildiğimiz konu ve Allah'ın izniyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çözeceği konu. Evet, hemen seçim gündemine girmek istiyorum müsaadenizle sevgili arkadaşlar. Evet vekilim, 2019 yerel seçimlerinde büyük şehirlerde AK Parti beklentinin altında mı diyeyim, yani beklediği hedefe ulaşamadı. Ama bu seçimlerde gördüğüm o ki, başkentten de geliyorum, ciddi bir çalışma var. Büyük şehirlerde, yerel seçimlerde hedeflerimiz nedir? Büyük şehirlerde şüphesiz ki Ankara ve İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurum, hem de Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Turgun Altınok, ikisi de konularında çok tecrübeli, gerçekten geçmişlerinde başarı öyküleri olan, geçmişlerinde yaptıklarıyla evet bu işe layık ve bu işi hakkıyla yapan ve yapacak insanlardır, ehliyetli, liyakatlı insanlardır dediğiniz ve sadece
işine odaklanan insanlar. Yani bizim Anadolu tabiri vardır, eli bir tarafta, gözü bir tarafta diye, eli gözü bir tarafta olmayan, koltuğu büyük şehir, eli ulaşmak istediği yer genel başkanlık, bir sonraki adım cumhurbaşkanlığı ile uğraşmayan, hepsini aynı anda idare edeyim demeyen, ben milletin oylarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim, benim birinci görevim budur diyen iki arkadaşımız çok ciddi gayretle sarf ediyorlar. Son anketler gösteriyor ki Sayın Murat Kurum İstanbul'da önde. Sayın Turgut Altınok da Sayın Mansur Yavaş'la başa baş bir mücadele yapıyor. Ben 37 yıldır Ankara'dayım. Ankara'nın ilk gittiğimdeki belediye başkanı Murat Karayalçın'dı. Sonra o genel başkan oldu, milletvekili oldu, bir başka geçiş dönemi. Sonra Melih Bey dönemini yaşadık ve şimdi Mustafa Tuna'dan sonra Mansur Bey dönemini yaşıyorum. Yani her şeyi görüyoruz. Ankaralılar da görüyor. Trafik sonundan kurumuş yeşil alanlara, ağaçlara kadar hepsini görüyoruz. Tabii millet takdir edecek. Milletin takdirine de sonuçta hepimiz saygı göstereceğiz. Burası demokratik bir ülke. Millet karar verdikten sonra koltuktan kalkmayan birisini gördünüz mü? Bana deyin ki şu kişi seçimi kaybetti ama buna rağmen koltukta oturuyor. Bir tane var mı? Yok. Demek ki Türkiye demokrasisi oturmuş, hukuk devleti oturmuş. Sandığın iradesine saygı duyulan bir ülke. Sandık başımızın üzerinde. Biz seçim gününe kadar bütün çalışmamızı, gayretimizi ortaya koyacağız. Seçim günü de milletin verdiği değere, gördüğü o bize verdiği değere, gördüğümüz sonuçlara saygı duyup ona uyacağız. Evet. Gelelim, yerele inelim. Bölgemizle ilgili sorularınızı alayım, evet. Arkadaşlar. Buyurun. Birkaç gündür seçim koordinasyon merkezi açıyorsunuz. Galiba bugün de Şuhut'taydınız. Tamamını bitirdiniz mi, ilçelerin devam ediyor mu? Nedir takvim? Şimdi geçen hafta aşağıdaki ilçeleri açtık. 4 ilçemizi açtık. Çayı, Çobanları, Bolvadin'i, Emirdağ'ı Bakan Hanım açtı. Yarın bir kısım bellere gidiyoruz. Merkezi açtık, Şuhut'u açtık, Sandıklı'yı açtık. Zannediyorum Sinanpaşa'yı açtık. Bir hocalar kaldı. Hocaların dışındaki tüm ilçelerimizin seçim koordinasyon merkezlerini açtık. Şimdi beldelerimizin yaklaşık yarısını açtık. Yarın da 3 milletvekili, üçümüz de değişik beldelerde, sabah il merkezindeyip akşam saatlerinde de beldelerde olacağız. İnşallah beldeleri tamamını tamamlamayı düşünüyoruz. Tüm beldelere, merkeze ve gücümüz yettiği kadar büyük köylerimize de hepsine gitmeyi, onları ziyaret etmeyi ve dinlemeyi düşünüyoruz. Sayın Vekilim, siyasi kimliğini bir tarafa bıraksak, bir belediye başkan adayını nasıl siz belirlersiniz? Neye göre oy verirsiniz? Bir vatandaş olarak. Çok güzel bir soru. Birinci şartı belediye başkan adayının o şehirde oturması, ikamet etmesi. İkinci şartı şehrine aşık olması. Şehriyle ilgili hayallerinin olması. Üçüncü şartı para yönetmeyi ve insan yönetmeyi bilmesi. Parayı ve insanı yönetmeyi bilmediği müddetçe belediye başkanının mutlaka sıkıntı yaşar. Eğer belediye başkanının geçmişten beri şehre dair birikimleri yeterli değilse, o şehrin sorunlarına vukufiyeti eksikse, o şehirle ilgili yapılabilecek işleri eleştirinin ötesinde hayalini kurmamışsa, belediye başkanı seçilir ama çok zaman kaybeder. Yani bu, bazı insanlar sonradan da olsa öğrenir, sorunu çözer ama 5 yıllık süre belki son yılına öğrenmiş olur. Eğer belediye başkanı olan kişinin para ve insan yönetme konusundaki kabiliyeti iyiyse, şehrine dair hayalleri varsa ve ekip çalışmasını da biliyorsa, o kişi ciddi bir başarılı belediye başkanı olur. Evet. Evet. Sayın Vekilim, şimdi biraz daha eskiye gidecek olursak, 2019'da şimdiki olan Cumhur İttifakı olmadan önce siz Dinar'da, kendi ilçeniz Dinar, güzel bir girişim yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ittifakıyla MHP Nihat Sarı'yı başkan adayı yaptınız ve bu dönemde de Nihat Sarı'yla yola devam edeceksiniz.
O seçimle bakıldığında Bolvedin Belediye Başkanı Fatih Kayacan sizin partinizden aday olmayı çok istemesine rağmen olmadı ve nereden aday oldu? Bağımsız aday oldu. Ve o dönemlerde ben hatırlıyorum, Bolvedin'e de sık sık gidiyorum, dostlarım var. Çok güzel seçim çalışması yürüttü ve belediye başkanı oldu. Akıllarda kalan bir şey yaptı. Ali Yazar, Veli Bozar diye bir türkü var Barış Manço'nun. Onu çalıyor. Şimdi aynı türküyü biz sandıkta duymaya başladık. Mustafa Çöl, yeniden Refah Partisi, ki AK Parti'den aday olmadı. Bildiğim kadarıyla Mustafa Çöl, Recep Bozkurt Şuhut, Mehmet Seybek, Afyon Karahisar, bir tanesi daha İstihsar, Ahmet Şahin aday edilmedi. Diğer adaylar da yola devam ediyorsun. Şimdi demin Hakan sordu, siz tabii ki adayın profilini çizin. Milletvekili olarak, ki bir tek siz değilsiniz sonuçta, Hasan Aslan var, o da sandıklı milletvekili, merkezden yurdunu seven var, Dinar ve o bölgeden de siz varsınız. Milletvekili olarak size bu adayı belirleme sırasında, yani ben sizi tanıdığım için soruyorum, yapıldıysa yaptım, yapmadıysa yapmadım diyebilecek yürekli bir insansınız. Siz bu konularda müdahil oldunuz mu? Gerçekten Ali bozacak, Veli düzeltecek gibi bir şeye müdahil oldunuz mu, yoksa iftira mı bunlar? Nedir? Bir açıklayalım. Şimdi şunu söyleyeyim İsmail. Biz Dinar'da geçen dönem AK Parti MHP ittifak yaptık. Bu dönem daha büyük bir ittifak daha yaptık. Geçen dönem karşımızda Saffet Acar Bey'i AK Parti'ye aldık. Şimdi evet. Saffet Bey'in kardeşi Ahmet Bey belediye meclis üyesi adayımız. Yani biz siyaseti bir düşmanlık olarak görmüyoruz. Siyaseti bir rekabet olarak görüyoruz. Fatih Kayacan'la ilgili daha önce siz Ankara'da meclise geldiğimizde de söyledik. Fatih Kayacan'la ilgili bir negatif algı, kötü yönetici vesaire yoktu. Uyumsuzlukla ilgili o gün problem vardı ve o günkü anketlerde bize söylenen bu idi. Ve biz buna göre bir tercihte bulunduk. Üç milletvekili ve il başkanı tercihimizin yanlış olduğunu seçim sonuçları gösterdi. Ve sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuk ve Fatih Kayacan partimize girdi. Şimdi geldik Mustafa Çöl'le ilgili konu, sandıklı belediye başkanı. Evet, ben müdahil oldum tabii. Ben bu partinin milletvekiliyim, birinci sıra milletvekiliyim. Her milletvekili gibi müdahil oldum. Üç milletvekilinin söz hakkı var. İl başkanının söz hakkı var. İlçe başkanının söz hakkı var. Koordinatör milletvekillerinin söz hakkı var. Genel merkez yöneticilerinin söz hakkı var. Hepimizin söz hakkı var. Bu söz hakkımızda milleti dinledik. Sandıklıyı dinledik. Sandıklı halkının ne dediğini yakında göreceksiniz. 31 Mart günü göreceksiniz. Sandıklı halkının ne dediğini, nasıl bir karar verdiğini hep beraber göreceğiz. Yalanla, algıyla, iftirayla bir yere varılamayacağını hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Efendim Ali Özkaya Sandıklı'ya gelen cezaevini Dinar'a götürmüş. Ali Özkaya ne zaman milletvekili oldu? 7 Haziran 2015. 2007'de adaydım, 2011'de ama seçilemedim. Ali Özkaya Dinar'a milletvekili olmadan önce cezaevini yaptırdı. Sandıklı'nın Ağır Ceza Mahkemesi ne zaman kapandı? 2010 yılında kapandı. 2012'de önce kapandı. Türkiye'de Adalet Bakanlığı ağır ceza merkezi olmayan yerlerdeki eski M tipi dediğimiz pancar kooperatifinin yerlerinden bozma cezaevlerinin hepsini kapattı. Bir Sandıklı değil, tüm Türkiye'yi. Ama biz Sandıklı'ya Orman İşletme Müdürlüğü'nün yerini verdik ve açık cezaevini aldık. Sandıklı Belediyesi'ne ben bizzat kendisini götürdüm. Maliye Bakanı müsteşarıydı o zaman Naci Bey, sonra bakan oldu. Jandarmanın yerini, vergi dairesinin yerini, maliyenin yerini hepsini bedava Sandıklı'ya aldık. Sandıklı'ya en son Orman İşletme Müdürlüğü'nü Sandıklı'ya kurduk. Sandıklı'da beyefendi Sandıklı Dinar düşmanlığı yapacak. Ben o tür işlerden Allah'a sığınırım. Ben Afyon'un hepsinin milletvekiliyim. İlçe milletvekili olmayı hiçbir zaman kabul etmem. Ben Dinarlıyım, ayrı bir şey. Ama ben Afyon Karahisar milletvekiliyim. İhsaniye hayatı boyunca uzun süredir hiç milletvekili çıkarmıyor. İhsaniye'nin milletvekili kim olacak? Sinan Paşa. Sinan Paşa'nın milletvekili kim olacak? Veya Çay'ın, çobanların kim? Sultan Dağ'ın, Emir Dağ'ın. Yani bir yerden milletvekili çıktı, bir yere mi çalışacağız? Biz bu dönem Sinan Paşa'da yaptığımız tarihi atılımlarla Allah'a hamdolsun Sinan Paşa muhteşem bir noktaya geldi. Emir Dağ, Afyon'un en iyi organize sanayi bölgesi oldu. Yeni dönemde hedefimiz İhsaniye, Çay ve Sultan Dağ. Göreceksiniz bu dönem bu bölgelerde Sultan Dağ ve Çay bölgesinde gıda ihtisas organize sanayi bölgeleri kuracağız. İhsaniye'de farklı bir organize sanayi bölgeleri kuracağız. Şehrin her bir bölgesini kalkındıracağız.
Sandıklı Belediye Başkanı'nı genel merkez Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben valilikte sordum. Valilikteki yemek yerken en az 50 kişi vardı. Dedi ki efendim Sandıklı Belediye Başkanı zat halinizden söz almış, seçilip gelecekmiş. Bana bir çıkıştı. Sen ne güne duruyorsun? Ağzının payını vermedin mi? Konuşmadın mı? Bu terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır demedin mi dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Siz herkesin için. Tweet atarak verdiniz. Herkesin içinde söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı tanırım, bilirim. Bu ilk defa açıklıyorsunuz bunu herhalde değil evet, mi? Evet şimdi açıklamak. Yani, şimdi açıklamak zorunda kaldım. Çok önemli bu açıklama. Çok, bu, evet, Sayın Valili Hanım'ın. Yani Cumhurbaşkanı çizdi diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin huzurunda söyledi bunu. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, valimiz, bütün oradaki Afyon o yemekte olan eşrafın tamamı oradaydı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat kendisini söyledi. Sonra ne dedi? Bunlar sirk cambazıdır dedi. Sirk evet. Cambazlara dikkat etsin. İp koptu mu kafeste kalır. Yani daha partimizden aday edilmediğinden dolayı aday edilip başka partinin aday olup kazanan adamlar AK Parti'ye geri döneceklerse ben onları almam dedi. Almam dedi. Şimdi evet. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin karnesine bakıyor. İsmail Bey. Ben milletvekili olarak birisine eğer kasıtlı olarak bir belediye başkanına haksızlık yaparsam Ali Özkaya'nın karnesini eksini koyar. İlk seçimde eline karnesini verir. Diğer 3 adayın karnesi de mi zayıftı? Merkezdeki de dahil olmak üzere. Efendim bu karne bazen karneniz zayıf olur. Bazen başka sebepler olur. Mesela anketler yaparsınız. Anketlerin sonuçlarına bakarsınız. Bu soruyu şöyle sorsak acaba vekilim, Sayın Akar müsaadenizle. Adayları belirlerken şimdi Sandıklı'dan yola çıkarak bir yorum yapıldı ama yaşanmış ve basının bizlerin bilmediği bir açıklamaydı bu. Adayları belirlerken bu üç değişen adayla ilgili Şuhut, Merkez, İstişehirsar ve Sandıklı ile ilgili neyi göz önünde bulundurarak aday belirlediniz? Tamamında bir geçmiş karnesi, iki halk ne diyor? Anket yani. Anketler. Ki ben mesela Suud Belediye Başkanımızda, İşçisar Belediye Başkanımızda çok sevdiğim, Mehmet Zeybek Başkanımda sevdiğimiz, değer verdiğimiz arkadaşlar. Mehmet Zeybek Başkan geçen defa aday değildi. Bunun en iyi şahidi kendisidir. Şimdiki de aday değildi canım. Efendim yani geçen, biz aday olmadığı halde oturduk. Ben kendisini aradım. Başkanım neredesin dedim. Voleybol oynuyorum dedi. Sen niye belediye başkanı aday olmadın dedim. Ya her defasında aday oluyoruz, bir yere seçilemiyoruz, üzülüyoruz dedi. Bakın biz milletvekilleri olarak karar verdik. Seni Sayın Cumhurbaşkanımıza şimdi gidip konuşacağız. Seninle ilgili bir değişiklik düşünüyoruz. Tamam mı dedim, tamam dedi. Ondan sonra da genel merkeze gittik. Bizim adayımız cumartesi günü açıklanacaktı. Salı günü gruba kaldı. Pazar günü akşam Sayın Mehmet Özaseki Bakanımız sağdır. Kendisini o gün Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Dedim Sayın Başkanım bizim adayımız ne oldu? Sizin adayınız şu kişi oldu, Mehmet Zeybek Bey, hayırlı olsun dedi. Şimdi adayımızı belirlerken, aday olmadığı halde bu partiye milletvekili olarak önerirken iyi. Ama anketler, araştırmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin, koordinatörümüzün hep beraber verdiği karar olursa yanlıştır. Denmemesi gerekir. Yani bunda kişisel bir yaklaşım olabilir mi efendim? Söz konusu olmadı. Hayır. Olabilir bizim, mi böyle bir şey efendim? Bizim sorumuz da zaten sorumuz oradan kaynaklanıyor. Bizim sorumuz en yüksek oyu kimin alırız? Evet. En yüksek oyu kimin alırız? Seçildikten sonra en iyi icraatları kimin yaparız? Bolvedin örneği olursa ne olacak? Nerede? Nerede? Neresi? Mesela Sandıklı'da siz dediniz ya seçim sayı 31 Mart'ta göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Ha, 31 Mart'ta daha önceden de hatırlıyorsunuz biz size Ankara'ya geldiğimizde de konuştuk. Siz dediniz ki bize yani gazeteciler cemiyet olarak geldiğimizde Bolvedin hata yaptık dediniz. Evet dedim. Yani biz dedim ankette yanıltıldık dedim. Tamam. Ya ama başka, çünkü gazetede sonra yanlış yazmıştı. Arkadaşlar da bana kırıldı. Vekilim şimdi bir anket yaptınız. Biz mesela bir yerde 5 anket yaptık İsmail Bey. 5 anket yaptık. İnanır mısınız? En az ilk başta ya şu arkadaşımız olsa iyi olur dediğimizden listenin sonuna geldiğimizde 3-4 kişinin ismi değişmiştir. Yani baştan mesela ben şunu söylemiştim arkadaşlara. Milletvekillerimize, genel merkeze. Ya bizim belirli yerlerde eğer adaylarımız çok netse, belediye başkanımız çok başarılı, anketleri iyi, teşkilatla uyumu iyi, kamu kuruluşları iyi, her şeyi. Ya buraları önceden netleştirelim, beyan edelim. Arkadaşları yıprattırmayalım. Ama genel merkezimiz
bunu uygun görmedi. Yani ben, bana bırakılsa mesela, ben karar veriyor olsaydım, hani diyorlar ya Ali Bey karar veriyor, en az 4-5 arkadaşı 3 ay önceden açıklardım. Evet. Net, çünkü görüyorsunuz çalışmasını, gayretini, yeteneğini, başarısını, dürüstlüğünü, her şeyini görüyorsunuz. O zaman hemen burada şu soruyu sormak istiyorum Sayın Vekilim. Adayların açıklanmasında biraz da seçim bölgelerinde gecikmenin sebebi risk alınmak mı istenmedi? Elbette ki şimdi Selcan Hanım, siz iktidar partisiniz. Burası Afyonkarahisar. Bir tane hata yapmamak için gayret sarf etmek zorundasınız. Ha, bunun sonucu, biz en iyi gayret yaparız ama millet bizim dediğimizin tersini der. Buna saygı duyarız. Ama bize düşen, milletvekiline düşen, hani adalet tanrıçası teymisin gözü kapalıdır derlerdi bize fakültede. Niye? Karşıdakini görmesin, anlatılanları dinlesin, doğruya odaklansın ve doğru karar versin. Biz anketlere, koordinatörlerin araştırmasına, çalışmalara, halktan gelen tepkilere, geçmiş dönemde 5 yıllık süreçteki karnelerine, bu kişinin yaptığı işlere bakalım ve sonra bir karar verelim. Bazen dersiniz ki bu kişiye evet karar verdim, çok güzel bir arkadaş, çok doğru bir arkadaş. İnanın yaşamadan ortamı. Yaşamam. Ya bunun size tipik örneğini söyleyeyim. Geçen dönem biz Bayat'ta Kadir Üçer abiye karar verdik. Veysel hocam bakanımız başımızda. Hep beraberiz. Açıklayacağız. Bir de evcilerde Şener Çalışan'a karar verdik. Bayat'a gittik. Ya halkta bir durgunluk var. Bir tuhaflık var. Oradan gelip dedi ki ya biz Kadir Bey'le kazanamayız bu seçimi dediler. Anket yaptık. Anketin sonuçları hakikaten vatandaşların dediğini doğru kılıyor. Halil İbrahim Bey Gençlik Kolları Başkanımızdı. Sonra yönetim kuruluna girdi. Halil İbrahim Başkanı anket yaptı. Kadir abinin önünde çıkıyor. Çağırdık. Dedik ki Kadir abi, başkanım, biz seni aday yapmayı düşünüyorduk. Sana da söyledik bunu. Ama kusura bakma, senin de seçimi kaybedeceğiz. Seni il genel meclisine alalım. İbrahim Bey'i başkan yapalım. Sağ olsun o da nezaket gösterdi. Büyüklük gösterdi. Ve adayımızı değiştirdik açıkladığımız halde. Evcilerde Şener Çalışan ilçe başkanımız, veteriner ekip Şener Bey'i aday yaptık. Şener Bey bir hafta sonra geldi. Dedi ki ya benim şu ve şu gerekçelerle adaylığımda risk olabilir. CHP'ye kaybedebiliriz. Ali Dede Savaş okul müdürü çok nezaketli, kibar, beyefendi bir arkadaş. O olursa MHP ile de ittifak halinde olur ve çok rahat seçimi kazanırız. Ben feragat ediyorum dedi. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Dedik ki Şener Bey, seni il genel meclis üyesi yapalım. Genel merkez bizim katıdır bu kurallarda. İl genel meclis üyesini ilçe başkanı yapmaz ama gideceğiz, bütün gücümüzü kullanacağız, seni tekrar ilçe başkanı yapalım dedik. Ve sağ olsun genel merkezimiz de bize saygı gösterdi. Onu tekrar ilçe başkanı yaptık. Yani belirlediğimiz adayı değiştirdik. Niçin? Doğruyu bulup kazanmak için. Hata yapmamak için. Bana bu dönem Dinar'da kendi arkadaşlarım birçoğu Nihat Bey'e itiraz ettiler. MHP'den de itiraz eden arkadaşlar oldu. Ama biz araştırdık, anketleri yaptık. Nihat Bey'in çalışmasını biliyoruz. Onun nezaketini, gayretini biliyoruz. Saffet Bey'i de aldık ve beraberce ondan sonra karar verdik, açıkladık. Yani biz gayret eden, dürüstçe çalışan, milletin malından mülküne titizlikle riayet eden arkadaşımıza saygı gösterip onun sonuna kadar arkasında oluyoruz. Emirdağ'la ilgili Sayın Vekilim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir saldırı oldu. AK Parti ilgisi var mı? Ben o gün hemen aradım. Yani kesinlikle böyle bir şey yok. Hatta partili midir, değil midir? Asla. İlçe başkanımıza derhal sordum. Erkan Başkanım nedir konu? Vekilim, bizimle kesinlikle ilgisi yok. Bir şahsi husumet dediler. Yani şimdi konuyu tam böyle ayrıntısı evet. Bilmeden de yanlış bir yapamam. Birisi eğer yanlış hatırlamıyorsam MHP'nin üyesiymiş. Biri de başka bir yerde. Bizimle bir ilgisi varsa kardeşim derhal partiden ihraç edelim onu. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Artı hiçbir yerde bir kavganın, dövüşün olmasını da arz etmeyiz. Sonuçta ben her gittiğim yerde söylüyorum. 37 yıldır siyasetin içindeyim. 87 yılında başladım. En az 30 seçim gördüm. Hiçbir seçim insanların kalbini kırmaktan, kötülükten, düşmanlıktan daha kötü bir sonuç doğurmaz. Seçimler geçer. Biz tekrar yüz yüze bakacağız. Onun için aman ha dikkat diyorum. Aman ha dikkat. Hemen bununla ilgili hali hazırda Hakan Bey soruyu yöneltmişken vekilim, halk arasında şöyle bir algı var.
Cumhur İttifakı'nda yukarıda liderler, reis çok böyle kol kola birbirine destek bir güç halinde devlet yönetim kademesinde yer alırken sanki böyle yerelde halk nezdinde acaba Cumhur İttifakı'nda bir sorun mu var? Yani yukarıdaki birlik aşağıda mı yok algısı ister istemez oluşuyor. Bununla da ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Şöyle efendim, bu tabii zor bir soru ama doğrusunu söyleyeyim ben. Kendi kanaatimden, kendi bakışımdan. Afyonkarahisar Türk milletinin böyle Türkiye'deki en nasıl söylenir? Türk ve Yörük olan %95'i bir il. Yani dışarıdan fazla göç almamış. Hastürk diyelim. Hastürk evet. Deyin sizin tabirinizle. Dolayısıyla burada çok ciddi bir milliyetçi muhafazakar seçmen kitlesi var. Yani Türkiye'de diyelim ki %65 sağ, %35 solsa burada %80-85 sağ, %15-20 sol var. Böyle olunca buradaki en temel rakip AK Parti ve MHP. En güçlü iki kanat bu. Biz mesela bizden AK Parti'ye belediye başkan aday olarak müracaat eden arkadaşlardan yaklaşık 10 tanesi biz aday göstermedik, MHP'den aday oldu. Hı hı. Yani biz şimdi birçok yerde diyelim ki biz tamamında ittifak yaptık AK Parti ve MHP'nin. Belirledik, 60 belediyesi var Türkiye'den fazla Afyon'da. Bize müracaat eden ve MHP müracaat eden arkadaşların tamamı diğer partilerden aday olurdu. Şimdi küçük yerde aileler var. Siz bir aile öbür aileyle husumeti var, kavgası var, kırgınlıkları var, beklentileri var. Siz onu koymadığınızda mutlaka karşıdan bir başka partiden aday olacak. Bunu durdurma şansınız yok. Küçük yerlerde seçim daha zor. Zor tabii, küçüldükçe ölçek evet. Zorlaşıyor. Ben bu seçimde en çok ilgilenen meclis üyeliklerinde zorlandık. Yani arkadaşların talepleri, beklentileri, isteklerinden dolayı küçük belediye başkan aday adaylıklarımızda 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar sağ olsun da büyük bir nezaketle, olgunlukla karşıladılar. Onlarla sorunlarımızı çözdük ama ilgilenen meclis üyeliklerinde çok aşırı bir beklenti vardı. O nedenle bazen kırgınlıklara sebep oluyor. Önümüzdeki dönem inşallah bu sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani biz Sayın Taytak'ta mesela Dinar'da seçim büromuzu açarken dedi, biz Afyon'da doğrudan ittifak yaptığımız Dinar ve Evciler, ama bazı yerlerde de adayların çekilmesi veya bize destek vermediği yerler var. Ama onun dışında hiçbir yerde ittifakımız yok dedi. Bugün son değil miydi adayların çekilmesi? Bugün bitti herhalde. Evet, bugün bitti. Kesinleşmiş oldu. Evet, kesinleşti. Zaten yarından itibaren sonuçları görürüz. Bize düşen 60'ta 60 yapmak. Mümkünse hepsini AK Partili alması. AK Parti'nin alamadığı da MHP alsın. Bunu isterim ama CHP'de 4 belediye var. İnşallah geçen gün Dereçin'e gittim. Mesela Dereçin'e ve Yeşil Çiftlik'ten çok ümitliyim. Sultandağ'da zaten elhamdülillah çok iyi bir sorun görmüyorum. Daskır'da da Fatih kardeşim var. Daskır'ı maşallah esiyor. Bir çiçek gibi evet. Bir belediye başkanı adayımız var. Dereçin'de CHP'den bir arkadaşımız bize geçmiş. İzmir'de meyve ihracatçısı Mustafa Bey fevkalade, yani tam böyle Dereçin için aranıp da bulunacak bir insan. Oranın dertlerini iyi bilen, sorunları bilen, sorunların merkezle, hükümetle, ihracatçıyla çözümünü bilen bir arkadaş. MHP'li arkadaşlar da orada gördüğüm kadarıyla Mustafa Bey'e iyi bir destek vermişler. Dereçin'e de inşallah bir değişim görünüyor. Evet, kısa bir reklama gideceğim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Vekilimize soruyoruz. Seçimler dedik. Bunun yanında adayları nasıl belirliyoruz dedik. Vekilim çok samimi açıklamalarına devam ediyor. Bu arada gazeteci arkadaşlarımızdan da ilçelerimiz ve beldelerimizle ilgili, Afyon'la ilgili soru ve görüşlerinizi belirtmenizi rica ediyorum. Buyurun Polat Bey. Şimdi Afyon'da aday olanların 6 kişinin dışında il başkanı aday edildi ve canla başla da çalışıyor, biz de izliyoruz basın olarak. Ama şöyle de bir algı var, Burcu Köksal önde, Burcu Köksal'ın kazanacağı filan gibi.
Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla hepimiz kaç yıllardır bu programı yapıyoruz. Eğer bu söylenenler yanlış olsaydık şimdiye kadar biz bütün seçimleri kaybetmiştik. Bir algıdan bahsettim. Bir algı var. Bir olgudan bahsettim. Bu algı şöyle oluyor. Tabii şimdi il başkanımız çok naif bir kardeşimiz. Hiçbir zaman bir siyasal göreve talip olmadı. 2004 yılında gençlik kollarına girmiş. Ben Allah var il başkan yardımcısıyken ve yönetim kurulu üyesiyken tanıdım. İl başkan yardımcısı oldu iterek. İl başkanlığı için 4 aday geldi. Ben olmayayım, abilerimden birisi olsun dedi. Ve o günkü genel merkezimiz Hüseyin Ceylan Uçay kardeşimize görev verdi. İl başkanı oldu. Müthiş bir nezaketle. Bizim eğer milletvekilleri arasında iyi bir geçim olmuşsa il başkanı, belediye başkanı, il genemesi, bakan bey hepimiz arasında bunun en müsebbibi, en önemli sebebi Hüseyin Ceylan Uçay'dır. Son derece akıllı, nezaketli, pratik zekalı ve hiç kimsenin aleyhine diğerini konuşturmayan bir yapısı var. Şimdi bizim birçok arkadaşlarımız geldi. Vekilim ben aday olmak istiyorum. Aday olmak istiyorum. Başımız üzerine. Ama bizim partimizde bir kural vardır. Mevcut belediye başkanımız devam edecekse diğer arkadaşlarımızla ilgili bir şey konuşmayız. Önce genel merkezimizin, mevcut belediye başkanımızın devam edip etmeyeceğine anketler, araştırmalarla karar verilir. Sonra diğeri. Şimdi bunlar konuşuldu, anketler araştırıldı. Genel merkezimiz sona doğru aday değişikliği olması gerektiğini belirledi. Ve anketlere baktığımızda da mevcut aday olan arkadaşlarımızın dışında toplumdan ciddi manada Hüseyin Bey'i anketlere koyun, Hüseyin Bey'le ilgili araştırtın bilgileri geldi. Ve en son bildiğim kadarıyla Mehmet Zeybek Başkan, Hüseyin Başkan ve Semai Bey miydi hocam? Semai Bey üçünü anket yaptı genel merkez. O üçünün anketini sorumladı da Hüseyin Ceylan Uluçay'a karar verdi. Yani ilk başta tabii Burcan'ım bizim gibi 10 yıldır milletvekili. Gene partide muhalefet milletvekili olduğunuz mu? Her gün konuşmanız, her gün eleştirmeniz, insanların çektiği sıkıntıları teker teker söylemeniz iyi bir şey, kolay bir şey. Ama iş yapmak dünyanın en zor işi. Evet. Yani eleştirmek kolay, yapmak. Dolayısıyla 10 yıldır milletvekili bir tanınırlığı var. Hüseyin Ceylan Uluçay'ı Afyon'da bilen herkes tanır. Ya ben hakkında bu kadar olumlu, bu kadar güzel sözler söylenen ikinci bir adamla karşılaşmadım Afyon'da. Kendim dahil buna. Yani Hüseyin Bey'i her gittiğimiz yerde ya ne kadar kibar adam, ne kadar nezaketli, ne kadar hakka hukuka inanan bir adam, yaptığı ticari işleriyle fevkalade başarılı. Hüseyin Ceylan Uçay kardeşimizi insanlar tanıdığı an fark o öyle bir yüksek ki zaten Afyon'un mayası çok sağlam. Şimdi Afyon Karahisarlı bugün Uzun Çarşı'da Bedesten'de orada belediye çarşısında geziyoruz. Birisi diyor ki ya bu LBGT'lerle mecliste konuşan kişi mi diyor. Öbürkü demcilerle ilgili PKK'nın siyasi kuzantısıyla ilgili yapılan partide çıkıp da hiç eleştirmeyen kişiler mi? Afyon'da milliyetçilik yapmak kolay bir iş, doğru bir iş. Ama bunu sürekli meclis kürsüsünde ve bulunduğunuz ortamlarda partinizde yapacaksınız. O zaman çok kıymetli. İşte Hüseyin Ceylan Uluçay'ı tanıyan, gören herkes çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten AK Parti'nin Afyon'da çok büyük bir gücü var. Sayın Cumhurbaşkanımız o gün havaalanından bindik. Otobüste Sayın Cumhurbaşkanımız en önde şeyi veriyordu. Çocuklara oyuncakları, araları veriyordu. Ben de hemen arkasındaydım. Size temin ediyorum. Alandakinin 1,5 katı yollarda insan vardı. İnanılmaz bir coşku vardı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şeyden memnun olduğunu şöyle anlarsınız. Giderken teker teker isminizle size hitap ediyorsa, Ali, Ahmet, Hasan, Hüseyin, bak iyi çalışın, gayret edin diyorsa, herkesle teker teker uzun uzun fotoğraflar çektiriyorsa, anlarsınız ki Sayın Cumhurbaşkanımız çok memnun olmuş ve yapılan iş mutlu olmuş. Halkın teveccühünden, coşkusundan mutlu olmuş. Orada her birimize bir şeyler söyledi. En sonunda uçağın merdivenine durdu. Oradaki tüm arkadaşlarla teker teker kendileriyle, eşleriyle, her birimizle ayrı ayrı fotoğraflar çektirdi.
Siz de şeyde evet, şahit oldunuz. Evet. Yani ve teşekkür etti. Buradan görüyoruz ki Allah'ın izniyle Afyonkarahisarlı herkesi biliyor, tanıyor. Herkesle ilgili bir notu vardır. Siz de derdiniz, bir sıkıntınız olduğunda onu yüksek sesle söyleyeni beğenirsiniz, hoşunuza gider ama sorununuzu çözene oy verirsiniz. Sizin sorununuzu kim çözer? Ona oy verirsiniz. Sorun, geçmişten beri Afyon'un tüm sorunlarını bakanlarımıza tek tek söyleyen. Mesela biz en az 5 tane konuyu il başkanımıza konuşmuşuzdur, milletvekilleriyle yazmışızdır. İl başkanına, toplantısına, Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemiştir Hüseyin Bey. Onun her birisi, 2 tanesi kanun çıktı. Mesela çiftçilerin sulama suyundaki TRT payının kanunla kaldırılması, KDV'nin, bunların çıkarılması. Çiftçilerin yılın içinde, yani Haziran-Temmuz ayındaki elektrik ödemelerinin ötelenmesi. Hüseyin Bey'in bizim aldığımız kararlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemesi çıktı. Daha onlarcasını sayabilirim. Bunlar konulara vukufiyet ve oradaki itibar. Orada sözünden anlaşıldığı gibi o kanunları da ben de takip ettim. Evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ceylan Uluçay'a özel bir sempatisi de var yani. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz geçmişte bir sucuk şirketinin yöneticiliğini yapmış. Sucuk konusu, et konusunu çok iyi biliyor. Gıda sektörü çok iyi biliyor. Evet. Burada da o konu gündeme geldi. Daha önce bizim Hüseyin Bey'e demiş ki Afyon'da genelde sucukta %10-15 civarında manda eti olurmuş. Genel uygulama bu. Benim bilmediğim bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız demiş ki Hüseyin %50-%50 yap. %50 manda eti, %50 dana eti yap demiş. Hüseyin Bey o günden itibaren %50 yapıyor o manda sucuğunda. Dedik efendim biz dedi hep tersini biliyorduk. %15'ten fazlasının doğru olmayacağını. Zaten halinizin dediğini yaptıktan sonra dedi hem satışlarımız iyi oldu hem de beğeni çok güzel. İkram etti mi acaba? İkram etti ve evet orada da sucuk dönerini ikram etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten onu biliyor, beğeniyor. Dolayısıyla yani Hüseyin Ceylan Uluçay şimdi kendinizi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine koyun. Bir Hüseyin Ceylan Uluçay sizden bir talepte bulunacak, bir Burcu Hanım talepte bulunacak. Bir şey demeye gerek var mı? Evet, hemen devam etmek istiyorum bir soruyla ben. Şimdi adaylar açıklanmaya başlandı. Bir proje yarışı başladı. Ciddi anlamda bir proje yarışı başladı. Ve merak edilenler de vatandaşlar nezdinde soruluyor. Hiç alışılagelmiş projeler değil gördüklerim. Hatta bunu belediye başkan adaylarıyla da bizzat görüştüğümde konuşuyorum. Hizmet, yerel hizmet anlayışında devletin politikası daha çok yerele ve yerel seçimlerde vatandaşın teveccühüne göre mi planlandı? Biz yol, kaldırım, sokak, köprü bilirdik. Ama şimdi ciddi dev projelerden bahsediliyor, yatırımlardan bahsediliyor. Biraz siyasi konjüktür gereği yerel seçimler artık ne boyuta geçiyor? Senin soruna tabii bir ilave yapmak istiyorum. Çünkü bundan önceki hafta bizim bu objektif programı, bugünkü özel Sercan Hanım'la biz normal objektif programı yaparken de söyledim. Haksız olmasın, en azından siz karşımızda bulduğumuzdan dolayı bunun cevabını da alalım. Abdullah Kaptan, 2 dönem Burhanettin Çoban, 1 dönem Mehmet Seybek, şimdi de Hüseyin Ceylan Uluçay adaylığa çıktı. Diğer arkadaşlar görev yaptı ve bu insanlar sizin söylediğiniz hani hem devlet imkanlarından faydalan hem yerel imkanları sunma. Şimdi 109 tane proje sevgili Ali Özkaya. 109 tane proje. O zaman ben tersinden okuyorum. Yani hakkını helal et. Senin sorununu biraz daha değiştirerek soruyorum. Bu kadar eksik var mı Afyonkarahisar'da 109 tane proje şöyle, olacak? Siz insanoğlunun ihtiyaçlarını kendinizi 50 sene öncesine, 30 sene öncesine götürün. 30 sene önce 5 kalem ihtiyacınız vardı. 30 senedir ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Bugün 50 kaleme çıktı. Hayat değişiyor. Dün ihtiyaç olmayan bugün her şeye ihtiyaç. Mesela biz mahalleleri geziyoruz. Basit bir şey söyleyeyim. Şimdi Afyon Devlet Hastanesi'ni yaptık. Üniversite Hastanesi var. Doğu bölgesi Esentepe, Fevzi Maraşal Çakmak, Harbiş, Ataköy o taraf diyor ki
Kardeşim hastaneler Batı bölgesinde. Bizim hastanemiz yok. Bizim ta oraya kadar gitmememiz gerekiyor. Ama bugün gerekiyor. Söylemediler bunu Ali Bey. Efendim? Bugün söylemedi o insanlar. Hayır, yeni söylediler. Son, hayır son, hayır. Efendim hayır. Son 5 senenin sözü. Biz bak basın odası yapıyoruz. Polat İki, Yılmaz tamam. Dahil en az 5 yıldır. 5 yıldır bak. Biz söylüyoruz onu. Tamam 5. Bunu biz 5 yıl önce de söyledik. Evet. Mehmet Zeybek bizim ilk baştaki yapacağımız yer garnizon millet bahçesinde garnizon komutanlığının yerini düşündük. Orayı yapalım dedik. Sonra baktık burası küçük ve şeyi böleceğiz. Araziyi böleceğiz. O zaman bu yazın 3 gün İl Sağlık Müdürü, Hüseyin Başkan, Mehmet Başkan, arkadaşlar, milletvekilleri Afyon'un o bölgesini tamamını turladık. Milli Emlak'tan, belediyeden bütün haritaları getirttirdik. Kamu arazilerine baktık. Ve bugünkü yeri belirledik. Yarısı Milli Eğitim, 4 parselin 3'ü Milli Eğitim, biri sağlık. Milli Eğitim Bakanlığı biz vermeyiz dedi. Ben de dedim ki ilgili genel müdür beye, biz belediyeden imar planı değiştirtiyoruz. Sizden de istiyorsanız gidin dava açın. Biz bunu yapacağız. Kardeşim Afyon'un sorunu biz biliriz. Milli Eğitim'e yer istiyorsa onu da Afyon olarak oturur belirleriz. Ama burada bir ihtiyaç var ve imar planını değiştirdik, yerimizi belirledik. İnşallah 150 yatak asgari ama 200 yatak hedefimiz. O bölgeye bir devlet hastanesini yapacağız. Yer? Yeri belli. İlan ettik. Ben atlamıştım. Kanlıca. Kanlıca'da hemen yeni yapılan TOKİ konutlarının altında evet. Çok güzel 17 bin metrekare falan oldu zannediyorum. Bir anlamda butik gibi bir hastane olacak değil mi? Yani şimdiki devlet hastanesi büyüklüğüne değil. Düşünün bu büyüklükte bir hastane zaten mümkün olmaz. Değil, tabii. O bölgeye olacak. Büyük ameliyatlar bu bölgede ama orası da yataklı. Ve cezaevinden gelen insanları buradan cezaevindeki gelenleri çıkarmamız burayı daha aktif servis kullanmamız gerekiyor. Servis poliklinik formatında. Poliklinik olacak, ameliyathane olacak, yataklı olacak. Ama diyelim ki bir ilçe hastanesinin bir büyüğünü düşünün. 200 evet, yataklı evet, bir, evet. Bir hastane olacak ve bunu yapacağız. Şimdi Afyon çevre yolunu düşünün. Çevre yolu yapılırken çok karşı çıkılmış hatırlarsınız. Şehrin trafiğe, ticareti ölecek diye. Bugün çevre yolu olmasaydı Afyon'un ticareti olur muydu? Olmazdı. Şimdi ben diyorum ki biz ikinci bir çevre yolu daha yapmamız lazım. Bunu bu sefer sağdan başlayıp Suhut'a bağlayan yeni bir yol yapmamız lazım. Karadeli Dina tarafından. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gelin. Özdilek kavşağından oralardan başlayıp Kent Orman. Kent Orman'ın oradan biz Kanlıca'dan, Ataköy'den oradan bağlamamız lazım. Evet. Bizim bu trafiği yeniden rahatlatmamız lazım. Evet. Şimdi hanımefendiler diyor ki ya biz hafta sonu, pazar günü çoluk çocuk sabahtan akşama kadar çocuklarımızın oynayacağı, yeşil alan çıkacağı bir yerimiz yok. Dün 10 sene önce böyle bir ihtiyaç yoktu. Şehir büyüdü. Gerçekten 2 gün önce Isparta milletvekilimizle konuştuk. Diyor ki bak vekilim diyor. Ben bu kadar yıldır siyaset yapıyorum. Isparta'yı da biliyorum, Afyon'u da biliyorum, bölgeyi de biliyorum. Isparta Afyon'dan daha öndeydi. Ama şimdi siz bizi kat be kat geçtiniz. Afyon'un büyümesi, gelişmesi, ticari hayatı inanılmaz bir canlılık yaptı. Siz yaptıkça bu şehir yenisini getiriyor. Spor tesisleri yaptık. Spor tesisleri şimdi yeni tesislere ihtiyaç doğuruyor. Yani kaykay turizminden kano yarışmasına. Veysel Hocam Akarçay yaptı. Şimdi kano diye bir şeyin Afyon'da olması mümkün müydü? Akla gelir miydi? Ama bugün yeni bir konu gündeme geliyor. Sağlık endüstri bölgesi özel kanun çıkarttık. Bu kanun çıkartmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Sırf Afyon'un özelinde başladı. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili hem Afyon organize sanayide hem Sinanpaşa'da yaşadığımız sorunlar bize kanun değişikliğini zorunlu kıldı. Gidin Sanayi Bakanlığı'ndaki, OSEB'deki bütün yöneticilere sorun. Bu kanun Afyon kanunu derler. Ve böylece organize sanayilerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi kolaylaştı. Doğalgaz dün ihtiyaç değildi. Neden? Kömür daha ucuzdu. Mesela biz şeker fabrikasının sahipleri doğalgazı ilk yıl almadılar. En ucuz yardım yapalım dediler. Kömür daha ucuzdu. Sonra kendileri geldi. Aman bize doğalgaz getirin. Bugün bütün köy ve kasabalar doğalgaz istiyor. Daha temiz, daha ucuz diye. Ama doğalgaza bir karar aldık. Adım adım yaygınlaştırıyoruz. Altyapı maliyeti çok pahalı. Bunu çok hızlı yaptığınız zaman faturalar yükselecek bu sefer. Vatandaş size dönecek. Fiyatlar çok pahalı oldu diyecek. İşte bunu bir dengeyle götürmeniz lazım. Dün olan
İhtiyacın bugün fazlası geliyor İsmail Bey. Bu şehir büyüdükçe, mesela Hüseyin Başkan 100 projeyi yapsın. Yapacak Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Biz 5 yıl sonraki gelecek belediye başkanları 150 proje söyleyecek. Bitmez ki. Şimdi şehri kentsel dönüşüm, onu hiç sormadınız. Kentsel dönüşümü yapmamız lazım. Geçen gün söylemiş Burcu Hanım, sizden bir kuruş almadan yapacağım. Evet, dün akşam benim programıma konuktu. Aynen bu cümleyi kullandı. Nasıl yapacağını söyledi mi? Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Burcu Köksal şuydu söylediği de. Biz kentsel dönüşümde vatandaşı bir kuruş almadan ev sahibi yapacağız. Yöntemi ne? Yani bir maliyet var. Bugün Afyonkarahisar'da az önce gelirken inşaat müteahhiti arkadaşlarıma sordum. Afyonkarahisar'da bir dairede inşaat metrekaresi kaç paradır diye. Arsa hariç 15 bin lirayla 20 bin lira arasında değişir. Asgarisi bu. Çok lüks yaparsanız bu artar. 100 metrekare bir daire yaparsanız 2 milyon lira inşaat maliyet eder. Buraya kaç konut yapacağız? 2 bin hak sahibi var. Şuradan söyleyeyim. 2 bin hak sahibinin kentsel dönüşümdeki 2000 hak sahibi 535 konut, bugünkü 89 iş yeri yapılacak. 659 bağımsız bölüm. Siz bunu nasıl yapacağını söylemedi herhalde. 100 metre toplam inşaat mali alanına baktığınızda 150 bin metrekare civarında inşaat maliyeti çıkıyor. Bunlar milyar para yapıyor. Bu milyar parayı birisinin bir yerden getirmesi gerekmiyor. Efendim ben inşaatın yoğunluğunu artıracağım. 5 kat kenarlar, 3 kat veya 4 kat iç kısımlar olanları 8 kata 10 kata çıkaracağım, böyle yapacağım diyor. Karaman Mahallesi'ni öyle yaptılar. Karaman Mahallesi'nin sonucu ne oldu biliyor musunuz? O gün oradaki küçük arsa sahipleri inşaat kolunu katları arttığı için müteahhitlerle anlaşamadılar. Müteahhitler izaleyi suyuyla o arsaları aldılar ve kendileri yaptı. Eğer siz orasının devlet yardımı yapmadan, bizim %62'sini kamunun ödeyeceği işi almadan katları artıralım dediğiniz gün 2000 kişi var. 1 metrekare arsası olan kişi, 1 metrekaresi olan arsasına konut veremeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Nasıl alacaksınız onu İsmail Bey? İzale-i suyuyla. İzale-i suyuyla kim alacak İsmail Bey? Sadece zenginler alacak. Gerçek rant o zaman olacak. Gerçek Afyonkarahisarlı mağdur, fakir, fukara o zaman mağdur edilecek. Hepsinin elinden arsa salınacak. Bir tek Allah kulu orada o zaman konut sahibi olamaz. Biz ne dedik? Bakın bugün bu kardeşinizin de fikri ve imzası olan kentsel dönüşüm kanununda bir madde koyduk. Allah'a hamdolsun bu fikir bize ait oldu ve Sayın Bakanımız Mehmet Özas ekibi ve grubumuz da bunu kabul etti. Onların teklifi farklıydı. Dedim ki biz Afyon'da şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bize diyor ki bir teyzemiz 70 yaşında. Oğlum benim sizin 2022 yaşlı maaşından başka bir gelirim yok. Kimsem de yok. Beni siz çıkaracaksınız. Ben nerede kalacağım? Kim bana bakacak? Ölüm bu evden çıksın diyen çoktur yani. Çoktur ha. İsmail Bey bunu söyledik. Dedim ki ben de Sayın Bakanım. Biz bu teyzemizin arsasına diyelim ki 70 metrekarelik 2+1 daire vereceğiz. 70 metrenin 60 metresi devletin, 10 metresi de bu teyzenin. Bundan biz kanuna hüküm koyalım. Öldüğü güne kadar hiç bizden para vermesin. Parası yoksa orada ücretsiz otursun. Oğlu kızı parası olur da alacaksa 20 yıl sürede istediği zaman parasını ödesin, mülkiyeti alsın. Yani bu şu mu oluyor vekilim? Hak sahibinden herhangi bir şey almayacağız. Almayacağız. Verasette aynen kaldığında alacağız. Şimdi biz bu insanlara 100 liranın her 100 liranın 62 lirasını devlet vereceğiz diye anlaşmıştık. Eskiden kanunda %66'sının karar vermesi gerekiyordu. Şimdi onu %50'ye indirdik. İnşallah yeni Kanlıca Gökçe Mahallesi'nde yaptığımız konutlarda ve yeni yapacağımız konutlarda rezerv alan oluşturacağız. Bir kısmını oraya taşıyacağız. Yeni dönemde biz imaretin üstünden Fakıpaşa'dan başlayalım diyoruz. Orası daha rahat. Yapalım. Vatandaşımız görsün. Ve o gördükçe kendisi koşa koşa gelecek. Bugün 300 bin, 500 bin lira zor edecek yerler. Eğer biz bitirseydik bugün en az 5 milyon liraydı onların gerisi. 10 kat fazla kazanacaklardı. Mağdur edildiler. Lütfen bu işi bilen insanlar
Bir kere daha düşünsün bu dediğimi. 4 katı 8 katı artırdınız. 1 metre, 2 metre, 5 metre, 10 metre, 50 metre olan arsa sahipleri müteahhitle nasıl anlaşacak? Bunun başka bir yolu yok. Anlaşamadığınız zaman izale-i suyu yapılır. İzale-i suyu da parası olan alır. Fakir mahvolur. Fakir tamamen kapı dışarı kalır. Bu bir büyük felakete yol açar. Bunu düşünmeden, hiçbir şeyi hesap kitap etmeden konuşanlar bu millete büyük yanlış yapıyorlar. Geçen Şehit ve Gazi Dereği'ne gittim. Dedim ki İsmail Bey, Afyonkarahisar'ın en iyi yeri sizin. Belediyemiz verdi, ücret almıyor. Bu kadar güzel bir yerden çıkacak mısınız? Bir bina yapacak mısınız? Vallahi haberim yok vekilim benim bu işten dedi. Ben bu derneğin başkanıyım. Bize yeni yer yapılacakmış, benim haberim yok. Yani vaat verdiği kurumun vaadinden haberi yok. Söylenen sözlerin, verilen vaatlerin iddiayla söylüyorum %99'unun hiçbir hesap, kitap, matematik yapılmadan hayali söylenmiş sözler. Bu sözleri oturacaksınız, hesap edeceksiniz. Devlet size, yani eğer orada üretilen konutlardan birisini dışarıdan birileri girip alsa o zaman rant var diyebilirsiniz. Fakirin hakkını alıyor diyebilirsiniz. Oradakilerin hiçbirine dışarıdan bir tek kişi girmeyen bir yere ve devlet 100 liranın 60 lirasını cebinden verirken rant nasıl olur İsmail Bey, Polat Bey, Hakan Bey? Nasıl olur burada rant? Şunun da altını çizelim mi? Çünkü olaylara vakıf bir milletvekili olduğunuzdan dolayı ne kadar konuşursak konuşalım. Şimdi sizin o kentsel dönüşümle veya diğer adayların işte Sezer Küçükkurt'un, Burcu Köksal'ın, Beytullah Karataş'ın, diğer adayların, Alper Yağcı'nın yapacakları bütün vaatler şu an için bana göre bir sene, bir buçuk, iki sene sonrası için. Neden? Siz daha önce de konuştuk hatırlarsanız. Bütün inşaat deprem bölgesinde. Bütün müteahhitler deprem bölgesinde. Yani çok muazzam bir şekilde harıl harıl orada çalışma yapılıyor. Yani oradaki insanları, Hakan inşaat konusunda da bilir. Oradaki insanları buraya çekip de gel burada müteahhitlik yap falan deme şansınız yok. İki kat daha fazla maaş alıyor kişi. Üç kat maaş fazla alıyor. Tabii. Niye gelsin oradan buraya? Hani, Sayın Vekilim şöyle depremden dolayı biz mesela kablo için alışverecektik. Şu anda Türkiye'deki ne kadar kablo sektörü varsa direktman deprem bölgesine çalışıyor. Evet. Normalde biz inşaatçıyı 200 lira çalışırken şu anda 3000 TL günlük gövme alıyor. Hakikaten maliyetlerimiz arttı. Maliyetlerimiz arttı. Yani bu vaatleri sıralarken bazı şeylere de kısa, orta, uzun vadeli tarihler de belirtmesi lazım. Hani Veysel Hoca bakanlık yaptığı dönemleri hatırlarsın ya. 19 Mayıs 1919 saat 19:19 geçe yapacaksın doğru, bunu. Ha. Doğru. Yani derken şimdi herkes diyor ki şey yapacağız, Müslim Mahallesi'nde kentsel dönüşümü yapacağız. Bana göre bir sene, iki sene, hatta üç sene içerisinde bunun olması mümkün değil. Ama önemli olan kafada bunun oluşması, devletin o konuda yardım etmesi. Bir de orada bir hata yapıldı. Siz de olayın içerisiniz. İlk başlangıçta bu bölgedeki insanlara bu anlatılamadı. Evet. Sizin söylediğiniz %62 oran daha sonra şimdiki aday olan Murat Kurun'un geldiğinde ortaya. Evet. Yani başlangıçta İsmail bir Bey, orada bizim diyalog eksikliği oldu diye. Katılıyorum. Anlatıp ben arkadaşlarıma da söyleyeyim mi? Evet. Bir de yangını körükle gittiler. Orada birinci hatamız, yani bunu Çevre Bakanlığı'ndaki arkadaşlar onların o görev verdiği şirket yaptı. Onlar olaya şöyle baktı. Arsanın bir bedeli var. Üstteki konutun bir bedeli var. Bir de inşaatın bedeli evet. var. Şimdi siz arsanın bedelini ne kadar yükseltirseniz inşaatın bedeli de yükselmeyecek mi? Doğal. Doğal evet. olarak yükselecek. Yani arsanın bedeli diyelim ki %50. Konut bedeli %50. Arsayı %50 artırırsanız inşaatın bedeli %50 artacak mı? Kesinlikle. Şimdi vatandaş bunu böyle görmedi. Dedi ki bir dakika kardeşim, benim Afyon'un en güzel yerindeki arsama koymuşsun 800 TL. Erkmen'de satılmış 2000 TL. Böyle haksızlık mı olur? Şimdi bu mantıkla baktığında haklı. Biz üniversitedeki toplantıda biliyorsunuz orada çok kalabalık ve biraz daha gürültü olacak bir şey vardı. Biz kolaya vakıf olalım. Bir dakika arkadaşlar durun. Sizin dediğiniz haklısınız. Biz bu tespitleri iptal ettiriyoruz. Sayın Bakanımıza yeniden ekip göndereceğiz. Dosdoğru sizin dediklerinizi yapacağız. Şimdi ben Kütahya'da Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yaptım. Tarihi eserlerde, tescilli tarihi eserlerin çatısından orayı gören parsellerin daha üstüne bina yapamazsınız. Evet. Orada Mısri Cami tescilli mi? Tescilli. Millet Hamamı tescilli mi? Tescilli. O parsellerin etrafında
onlardan daha yüksek yapamazsınız. Sonra her yolun genişliğine göre vereceğiniz kat yükseklikleri var. Bunlar belirli, zemin belirli. Buna göre yani gökyüzüne kadar çıkacak halimiz yok ki. Bunun devlet yardımı olmadan kat vererek müteahhitleriyle yapacağım demek, o bölgedeki fakirlere, mülk sahiplerine yapılabilecek en büyük kötülük olur. Bunu ya Ali Bey bir gün söylemişti. Hakikaten bir başka yere deneyin görürsünüz. Yazık olur. Bize inşallah Çevre Bakanımız Sayın Mehmet Özseki Bey'i Uzun Çarşı'nın açılışına getirdiğimizde söyledik. Sayın Bakanım, bir şanssızlık oldu. İnşallah yeni belediye seçiminden sonra bu konuyu oturalım. Fakıbaşa'dan başlayalım. Oradaki vatandaşımız görsün. Zaten ısrar edecek herkes. Aman ne olur gelin. Bizimkiler de dönüştürün diyecekler inşallah. Sayın Bekir, ben şey sorabilirim size. Şimdi bu kentsel dönüşüm deniyoruz hep aynı yerden. Böyle birinci sahneden başlanıp da yani kat karşılığı değil de yani burada atıyorum bir kişinin arsası 100 metrekare 200 metrekare yer vererekten böyle sanayi bir yere taşıyıp bu merkezlerde yapılsa nasıl olur sizce? Şöyle, çünkü ben Hakan orada bir Bey, tane VRS yerim var benim. 5 kardeşim biz 5 tane daire istiyoruz. Mantıklı bir şey mi değil? Şimdi sorun şu Hakan Bey. Biz insanlar mülklerinin olduğu diyor ki benim dedem burada oturdu. Doğru. Ben burada doğdum. Ben buradan başka bir yere gitmem diyor. Şimdi bunu kolay bir şey değil. Şimdi biz bir önceki bu kentsel dönüşüm kanunun 6A maddesi getirdik. Ne zaman getirdik? Kartal depremi, İzmir depremi ve Çukur eylemlerinden sonraki yıkımlarda. Her yer yıkılmış. 3 ay içinde inşaata başlamanız lazım. 1 sene içinde yeri teslim etmeniz lazım. Siz mevcut kanuna göre 6 ayda tebligatlar yapamıyorsunuz. Bırakınız insanları buraya getirip anlaştırıp yıkıp yeniden inşaata başlama. Malikleri bir araya getiremiyorsunuz. Dedik ki bir kanun yapmalıyız. Mevcut durumların fotoğraflarını çekmeliyiz. Değerlerini tespit etmeliyiz. Hızlı bir şekilde tapuları devletin üzerine almalıyız. Vatandaş bedeli beğenmiyorsa dava açsın ve inşaata başlamalıyız. Bu kanunu yazdık. Genel kurula koyduk. Sayın Mehmet Müş Bakanımız, Grup Başkan Vekili beni çağırdı. Ali abi acil bir gel. Arka odadayız. CHP Grup Başkan Vekili ve milletvekilleri. Ya Ali Bey böyle kanun mu olur? Mülkiyet hakkına tecavüz etmişsiniz. Ondan sonra Sayın Başkanım bize bir kanun metni söyleyin. Şu yıkılan binalara 3 ay önce başlayacak bir kanun metni söyleyin onu yazalım. Düşünün haklısınızdır. Yapacak başka bir şey yok. Ve kanunu hep beraber çıkarttık. Yani evet, en kolay yollardan başlıyor. Çünkü biz böyle bir konaklama gibi... Millet çok... ikna etmeden tabii, kolay işte. İkna olursa amen. Çünkü biz sanayi sitesi yaptık. Yeni sanayi alanları Hüseyin Bey'in de var projesi. En azından biraz daha bölgenin açılacağını İnşallah düşünüyorum. İnşallah yeni sanayi, ikinci sanayinin orada var. TOKİ ile ve belediyemizde çok büyük yeni bir iş daha yapacağız. Buradan sanayideki dükkanı olmayan gerçek esnaf kardeşlerimize Mustafa Kayaslan Başkan'la beraber bir projemiz var. Seçimden sonra Allah'ın izniyle başlayacağız. Sizin döneminizde biliyorsunuz KDV muafiyeti geldi bize hatırlıyorsanız. Bakın siz... Türkiye'de sizin şeyinize ilk defa devlet bir kooperatife tek bir kuruş almadan tapuyu devrettik. Evet. KDV muafiyeti getirdik. Tapuyu verdik. Verdiğimiz tapuya da Halk Bankası'ndan kredi verdik. Bir de şimdi Sayın Vekil, partiniz olunca bütün yollar açılıyor demek. Sayın Vekil, şimdi bir de sizden şey istiyoruz. Ben bir kooperatif başkanından GES'lerin organize sanayilerde var ama küçük esnafın da böyle bir yürütme konusunda Euro'ya gibi. Aslında niye olmasın yani düşünelim bu. Onunla konuşalım. İlgili küçük esnafın da bundan faydalanmasının gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü bizim çatılarımız çok büyük, bedava enerjimiz var. Biz yapamıyoruz küçük esnaf olarak da. İnşallah bu da sayenizde KDV muafiyeti gibi. Bunu konuşalım. EPDK ile rapor, evet, hakkında konuşalım. Zaten bir dostunuz, kardeşiniz orada. Yani niye olmasın ki? Esnafın mantığımız şu. Vatandaşımızın, esnafımızın, iş adamımızın gelirini artırıcı, giderini azaltıcı, refahını yükseltici her teklifi açığız. O da evet, siz yaparsınız. Konu biraz şehir dışından taşmışken ben de bir şey sorayım. Bu Çay Dinar yolu var. Evet. Sizin de daha önce Ulaştırma Bakanları ile görüştüğünüzü ben biliyorum. Buradaki son durum nedir? Efendim biz Cumhurbaşkanlığına, Strateji Başkanlığı Bakanımızın imzasıyla teklif ettik. 2024 programına girsin diye. Bugün itibariyle 6 katrilyonluk bir yatırım olduğu için deprem nedeniyle beklenmedi. Sayın Ulaştırma Bakanımız beni aradı sağ olsunlar. Ali Bey Mart ayı içinde dedi bir kere daha teklif edeceğiz inşallah. Ben bu yıl teklife yatırımı alınacağını diyorum. Her şey bitti. Projeleri bitti. Yatırım programı alınıp ihalesi aşamasına geldi.
Allah'ın izniyle onu da yapacağız. Bu dönemki en önemli önceliklerimizden birisi. Üç milletvekilimizin. Sizi çok ilgilendirmiyor ama Eskişehir'e tamamlanacak mı buradan ara yol? Tamamlanıyor zaten. Olarak başlamış ama çok inşaata benzemiyordu. Ben fotoğraflarını gördüm onu. Rahat olun. Bir tane kamyon çalışıyordu orada. Rahat olun. Tamamlayacağız inşallah. Orayı tamamlayacağız. Bizim açımızdan büyük çaplı iki yolumuz kaldı. Birisi Çay Dinar yolu. Birisi Banas Hocalar Sandıklı yolu. Banas Hocalar arası projede ihalesi yapılıp bu yıl inşaata başlayacak. Hocalar sandık arasında inşallah yatırım programını aldıracağız. O yolları da yaptığımızda çok daha karayollarına iyi bir noktaya getirmiş olacağız. Bir de İstanbul'dan gelenler Osman Köyü'nün oradan İhsaniye'ye bağlanacak bir yolumuz var. O yolu da yaptığımızda şehrimiz her tarafından... Yıllar önce biz Veysel Bey'le bir röportaj yapmıştık. Orada Bozüyük, Eskişehir, Seyit Gazi, Afyon, Şuhut, Eğirdir, Antalya yolundan bahsetmişti. Öyle de bir proje evet. var galiba ama şu anda çok ya, şey değil. Takdir edersiniz Polat Bey, işte dediğimiz gibi az önce yani deprem bizim birçok şeyimizi alt üst etti. 105 milyar dolar. 105 milyar dolar inanılmaz büyük bir para. Türkiye'nin bütün neredeyse bu yollarını bitirebilecek bir para. Allah'ın izniyle yaparız ama zaman. Bir nefes daha almamız gerekiyor. Evet, birkaç sorumuz var. Ben soruları toparladım. Çiftçi ve Bağkur'la ilgili 7200 sorusu gelmiş izleyicilerimizden evet. birkaç kişiden. Bu konuyu toparlıyorum. Evet, bu konuyu Sayın Çevre Çalışma Bakanımıza konuştuk. Çalışıyorlar. Bu dönem yani seçildiğimiz dönem 28. dönemde bu çıkar kanaatindeyim. Yani Cumhurbaşkanımız söz verdi. Belki bir yıl, iki yıl olur ama çıkar. Bir de muhtarlarla ilgili sorular var. Hem merkezden hem ilçelerden gelmiş. Beldelerde, küçücük yerlerde 6-7 tane muhtarın olması ne kadar doğrudur? Muhtarlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Oraya yapılan yatırım ve iş gücü de ne kadar doğru? Vekilimize bir sorar mısınız? Bu demişler. Konuda çok ciddi eleştiriler var. Hı hı. Yani muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan bize gelen, hatta Orta Asya'da bile bizim onlara zannediyorum daha iyi mi deniyordu, farklı bir kavramıyla olan bir müessese bizim bin yıllık tarihimizde var. Hı hı. Muhtarlık devam etmeli ama düzeltilmesi gereken yerler var. Yani bir nüfuslu, beş nüfuslu, 15 nüfuslu muhtarlıklar var. 50, 100, 500. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması olduğunu duydum. Hı hı. Ama nedir? Detayını bilmediğim için de yanlış bir şey söylemek istemem. Mesela Bolvadin Belediye Başkanımız muhtarlık sayısını 56'dan 29'a mı ne indirdi. Daha önce Afyon Belediye Başkanımız Burhanettin Bey döneminde Afyon'da indirilmişti. Evet. Ya bunları bir standarda bağlamak gerekir. Doğrusu bu. Bir standart olmalı. Şu sayıda köy olursa bu sayıda, işte merkez olursa şu sayıda gibi bir standardı olmasında fayda var. Sayın Vekil, ben iki soru sorabilirim. Bir, Afyon neden büyükşehir olmadı? İki, Afyon'un öncelikli projesi 100 gün içerisinde ne yapılmalı? Şöyle, neden büyükşehir olmadı? 750 bini bu yıl geçtik biliyorsunuz. Kanunda 750 bin şartı var. Daha önce biz Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda 1 milyon demişti. Hatta ben hatırlattım. Geçen gün Veysel Hocam dedi, Sayın Cumhurbaşkanım biz 750 bini geçtik. Artık dedi büyükşehirlik statüsüne girdik. 3 çocuktu, 5 çocuktu. Ondan sonra dedi ki efendim ben de siz dedim daha önce bu konuyu konuştuk. 1 milyon demiştiniz dedim. 1 milyon demişsen 1 milyondur dedi. Ama tabii bunu biraz da şakayla söyledi. Bu konu seçimden sonra gündeme gelir mi? İhtiyaç var mı? Benim şahsi fikrim şu. Büyükşehir'le ilgili. Beldelerin ve köylerin bu tüzel kişiliklerini önemsiyorum ben. Yani büyükşehir kavramının bizim gibi kırsalı çok olan yerlerde bütün şehir kavramına daha sıcak bir insanım bireysel olarak. Köy tüzel kişiliklerinin korunması, beldelerin mutlaka bu statülerinin ve hizmet noktası olarak mutlaka korunmasının faydasına inanan bir insanım. Bunları tabii tamam. Eğer o gündeme gelirse o zaman hep beraber konuşuruz. Zaten kanun çalışması olduğunda kanun kapsamına giren illerin milletvekilleri davet ediliyor. Tek tek müzakere ediliyor ve ona göre de kanun düzenleniyor. Büyükşehir olunca zaten mali veriler de artıyor. Basit evet. usul kalkıyor. Ufak bir riskler kısım, de var yani. Bir kısım ilave gelirler var. İlden toplanan gelirlerin %5'i
oraya aktarılıyor. Tabii bunlar artı olan olaylar. Yani her işin artısı var, eksisi var. Esnaflara da ek külfet geliyor. Var. Yani vergilerde basit usul kalkıyor mesela. Şu an bizim esnafın %90'ı basit usul. Büyükşehir olunca mecburen deftere tabi olacak. Muhasebe ücretle ikiye katlayacak değil mi abi? Oradan bir... Mahalle müşavir ya hemen soruyor. Şimdi bu seçimlerin en önemli projelerden birisi, bütün siyasi adayların da bahsettiği Afray projesi. Bu hem üniversitede, Erenler'de yaşayan üniversite gençlerim ki yaklaşık bir 35 bin 40 bine yakın bir öğrenciden bahsediyoruz. Şehirle, kentle iç içe yaşam alanını da sağlayacak bir proje. Veysel Eroğlu geçtiğimiz günlerde Gün FM'de konuk olduğunda dedi ki 2025 Ocak ayında dedi Afray Afyon'dan hizmete geçecek. Sizin bakışınız nedir? Afray'da bir sıkıntı var mı? Yine o temel duruyor mu? Bir temel atmıştınız. Nedir durum? Temel duruyor ve çalışıyor. Orada projede Gazlı Göl Caddesi değil de orada Girişkenler Petrolü'nün orada ve bir yerde ileride bir yere daha bir proje değişikliği nedeniyle bir nokta durdu. Sonra o proje düzeltildi. Değişiklik yapıldı. Yani şöyle orada bir durağın yeri vesaire alt geçit üst geçitler bunlar tabii ister istemez uygulamaya girdikçe sorunu daha net görüyorsunuz. Evet, evet. Bir proje yapıldı. Baştan başa gezildi. Yeri konuldu. 750 milyon Ankara Afyon İzmir hızlı trenine ilave edildi. Bu projenin içine dahil edildi. Yani projesi onaylandı. Parası ayrıldı. İnşaatına başlanıldı. Uygulamada uygulama projesinde değişiklik yapılması gündeme geldi. O değişiklikler de bitti. Sayın Bakanımızın söylediği gibi ben Allah'ın izniyle belki de Ocak ayında kalmadan bu trene hep beraber Afra'ya bineceğimize inanıyorum. Genel Müdürümüz Yalçın Bey bu konuda bize çok garanti verdi. Bizzat kendisi yakinen takip ediyor. Geçenlerde ben İhsaniye'ye giderken baktım. Hukuk Fakültesi'nin önünde çok inanılmaz derece topraklar çekilip hafriyat devam ediyor. Ve işlerimiz yürüyor. Bir sorun olmayacak Allah'ın izniyle. Hızlı tren? Hızlı tren Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. Hızlı trenin en zor yeri Köroğlu Beli. Evet. Köroğlu Beli Türkiye'nin hızlı trenlerdeki en uzun tüneli. 5000 metre iki taraflı. Günde 1 metre kazılabiliyor. Çok yumuşak bir zemin. Su var. Sürekli çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Kazdığı yeri ancak betonlanıp sağlamlaştırıp dolgulandıktan sonra devam edilebiliyor. Yani o tünelde 1500 metre civarında bir yer kalmıştı. Onu geçtiğimiz, bitirdiğimizde işin çok büyük bir kısmı bitmiş olacak. Çayırbağ oralara bir bakın. Nasıl yeni şeylerin, alt geçit, üst geçitlerin konulduğunu, hızlı bir şekilde inşaatın devam ettiğini görürsünüz. Daha önce bir televizyon kanalında ben bu soruyu gene size sormuştum. Afyon'a üçüncü bir üniversite, teknik üniversite olmak şartıyla. Çünkü Afyon'un teknik üniversiteye konu olacak mermeri, buna bağlı makinelaşması, deri sanayi, et sanayi gibi şeyleri var. Yani hala aynı görüşte misiniz? Üçüncü üniversiteye gerek yok mu diyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Polat Bey, bütün Türkiye'deki üniversitelerin genel olarak öğrenci sayısı azalıyor. Mesela geçen yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin harita mühendisi bölümü kapanmıştı. Biz çok ısrarlı uğraşlarımız sonrası geri açtırttık. Bir kısım mühendislik bölümlerine 1, 2, 5 öğrenci kaydoluyor. Bir fakültede veya bölümde 10 öğrenci, 10 öğretim üyesi, 4-5 öğrenci var. Şimdi mevcutu rentable kullanmadığınız müddetçe yeni bir üniversite rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, fakülteler vesaireler büyük bir külfet. Benim şahsi kanaatim bugün itibariyle bizim üniversitelerimiz tam stabil. Bir sağlık üniversitemiz, bir de normal üniversitemiz var. Bunun teknik kısmı daha geliştirebilir. Veteriner fakültemiz Türkiye'nin iyi fakültelerinden birisi. Yakında inşallah hayvan hastanesini açacağız. 14 Mart itibariyle Tarım Bakanımız, Sayın Bakanımız gelecekler. Çok büyük yatırım yaptık. Manda ile ilgili büyük bir yatırımımız devam ediyor. Teknoparkımız devam ediyor. Bu teknolojiyi bir noktaya getirmemiz lazım. Afsu'ya
1500 kişilik 750 kız, 750 erkek yurt yapacağız. O erenlerden oraya gitmesi çocukların çok zorlanıyor. Tıp fakültesi, eczacılık, sağlık bilimleri. Onları kampüsün içinde inşallah iyi bir yurt yapacağız. Gençlerimiz kampüsten fakültelerine yürüyerek gidip gelecekler. Bugün itibariyle ülkeye yük. Ama yarın olabilir. Bu itirazım yok. Doğrusu üniversitelerin sizin de söylediğiniz gibi branş üniversiteleri olması ve daha kompakt üniversiteler olması. Çok büyük üniversiteyi kurduğunuzda yönetmesi zorlaşıyor, verimsizlik başlıyor. İslam İlimler Fakültesi ANS kampüsüne taşındı. Taşınıyor. Binası da çatısı yapıldı. Bitti, evet, evet. Kapanmış. Bitti. İşte onun yeri Ahmet Karisari kampüsüne de bir teknik üniversite kurulabilir diye düşünüyorum. Üstadım ben. Kurulamaz. Neden biliyor musunuz? Orasına biz mesela hastane için yer aradık. Orayı da gittik, çıkarttık. Hastane yapılması gerektiğine inandığımız yerlerden birisi orasıydı. Oranın yarısından fazlası birinci sınıf, birinci derece tarihi sit. Oraya bir İslam İlimler Fakültesi'nin binası sığmadı. Yani düşünün ki bir bina sığmadı, koca üniversite hiç sığdıramazsınız. Hayırsever de, hatta üniversite öğrencileri, bir fakülte hocaları arasında da bir sürü ihtilaf çıktı. ANS'nin merkezine gidelim mi, üniversiteye gitmeyelim mi diye. Oraya yapalım dedik. Yapılacak bina tarihi eserde tecavüz oluyor diye yapamadık. Mecburen oraya taşındık. Yani orada inşaat yapılabilir geniş bir alan yok. Tabii ki meslek yüksek okulları her yer açılmalı mı? Her? Her ilçede açılmalı. İlçelerimizin büyük kısmında var. Var. Biraz daha toparlansa. Hakan Bey, insanlar şunu istiyor. Ben kendi çocuğumu göndermeyeceğim okula milletin çocuğu gitsin. İşte o bakış açısı. İstiyor. Yani ilçelerimizde açalım, çalışacak. Ama herkesin tarafı geleceği, okuyacağı ve bitirdikten sonra da meslek sahibi olacak branşları bulursak açalım. Ama ben kendi çocuğumu göndermem. Fakat milletin çocukları buraya gelsin, bu şehir canlansın isteyen bir mantık var. Bu mantıkla da açtığımız hiçbir yüksekokul işlemiyor. Bizim sanayi de böyle. Kendi çocuğumuzu çalıştırmıyor ama dışarıdan çırak bekliyoruz. O gibi bir şey evet. Yani. Evet. Ben son bir sorumu sorayım. Buyurun, ben artık. Buyurun. Ben de izleyicilerden bir iki soru onlar var. Onlar siz sorun, o zaman ben o sorulardan sonra sorayım. Buyurun. Peki hemen izleyicilerimiz diyorlar ki birinci derece memurlarda 3600 ek gösterge sözü vermişti Cumhurbaşkanımız. Vekilimizden bununla ilgili. Cumhurbaşkanımızın verdiği her söz süresinde bu dönem içinde yapılır Allah'ın izniyle. Konya yolundaki sanayi sitesine destek verilecek mi? Tapularımızı ne zaman alacağız diyor izleyiciler. Sayın Başkan'a soruyoruz bu soruyu, evet. Bizde. Nasip olursa şu anda Şerefiye Komisyonu ile ilgili çalışmalar bitti. İnşallah Mart'ın sonuna kadar da Nisan'ın 15'ine kadar kuralları çekip teslim edeceğiz. Zaten Ali Bin de orada çok büyük desteği de olmuştur her alanda. Ne kadar da teşekkür etsek azdır kendisine. Ben hemen kendi şahsımda bir soru sormak istiyorum. Termalin, turizmin, gastronominin, sporun ki motocross şampiyonası gördüğümüz gibi dünyanın izlediği bir durum haline geldi. Afyon artık takip edilebilir bir şehir halinde. Bu kadar iyi içerikleri üretebilirken bu şehir, para kaynakları buradayken, lojistik konumu buradayken, eğitimde seferberliği başlatıp öğrencilere, özellikle üniversiteden, çünkü o öğrenciler de birer yatırım benim kendi fikrimce. Doğru. Bu öğrencileri Afyon'da tutabilmek adına, bu öğrencilerin eğitim ve sosyal alanlarını sağlıklı geliştirebilmek adına da projelerimiz, az önce saydınız bunları yapacağız ama öğrenciler bunlarla yetinecek mi vekilim? Bizim de çocuklarımız var. Baktığınızda okulun sadece kullanım alanı yeterli olmuyor. Çocukların şehirden de beklentisi var. Çok doğru. Yani insanlar, bilhassa öğrenciler, iyi eğitim aldığı ve okulunu ve şehrini sevdiği, eğitimini aldığı yerlere karşı büyük bir manevi bağımlılık addederler. Ben mesela Afyon Maliye, bu bizim Kocatepe Üniversitesi'nin esas kurucu yüksekokulu, evet. Afyon Maliye Meslek Yüksekokulu, Eskişehir İktisat Ticaret adına kurulmuş. Birçok yere gittiğimde ben Afyon Maliye mezunuyum diyor. Bunu böyle göğsünü gere gere söylüyor. Afyon'da böyle bir hukukum var benim diyor. Şimdi üniversitelerimizin gerçekten iyi fakülteleri, bugün Afyon Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi 200 kontenjanı var, 270 öğrencisi oluyor. 3. ve 4. sınıflarda yönetmelik gereği puanı tutanları almak mecburiymiş. Rektör hoca diyor ki, vekilim ne olur yönetmeliği değiştirin. Türkiye'nin her yerinden bize öğrenci geliyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitemizin neredeyse tüm fakülteler %100 dolu. Ne kadar güzel. Bu geçen yıl bizim aşure geleneğimizde 40 kazan 40 atın aşure gününde aşure yerken iki tane bir hanımefendi bir efendiyle tartıştık. İkisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesörmüş karı koca. Kızları AFSÜ'de göz ihtisası yapıyormuş. Dedik ya nasıl güzel bir şehir. Nasıl insanı mutlu eden, huzur veren bir şehir. Biz de diyor üniversiteyi bırakıp da buraya gelip bir taşınsak. Yani üniversite iyi, şehir iyi, birçok yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. İnsanlar hoşgörülü, misafirperver. Şimdi bunu gördüğünüz zaman siz mutlu oluyorsunuz. İşte bizim gençlerimizin de az önce söylediğimiz Erenler'den, üniversiteden şehir merkezine taşımayı çok ucuza ve çok hızlı yapmamız lazım. Rahat yapmamız lazım. Şimdi tıp fakültesindeki öğrenci Erenler'deki yurtlardan buraya çok zor geliyorlar. Evet. Bu çocukların orada çok iyi yurdunu yapmamız lazım. O gençlerimiz yürüyerek gidip gelmeli ve rahatça ders çalışmaları. O yaptığımız ilk kiraladığımız binalar o günkü şartlarında zorunluydu. Çünkü siz acilen hızlı bir şekilde yurt yapmanız lazım. Kamunun bu imkanı yok. Hızlıca özel sektörü yaptırıp kiralandı. Ama bugün ANS'nin içinden o kampüsten Gençlik Spor Bakanlığı'na yeni 50 dönüme yakın yer verdik. Oraya da yurtlar yapacağız. Çok güzel yurtlar yapacağız kampüsün içine. Çocuklarımız kampüs içinde kalacaklar. Karşıya geçip trafik kazası şu bu olmadan sıkıntısız gidip gelecekler. Şehrin belki öğrencilerin mutlu olacağı spor, sosyal tesis, kültürel tesisler, bizim mutlaka çok güzel tiyatro, sinema, bunun gibi salonları yapmamız lazım. Hüseyin Başkan'ın var. Allah'ın izniyle bu Hıdırlık'ın arkasına mutlaka herkesin çıkmasını istiyorum. Oradan Afyon'a bakması lazım. Orada öyle muhteşem bir alan var. Afyon Kalesi'nden biraz daha yüksek orası. İnşallah orayla ilgili çok büyük projelerimiz var. Orayı yaptığımızda göreceksiniz ki bir gününüzü orada geçireceksiniz. Evet. Ben oraya sık sık çıkıyorum. Çünkü bizim vericimiz var orada. Kontrol için, bakım görüyorsunuz için. Görüyorsunuz oranınızı. Tabii o söylediğinizi görüyorum. Aslında sizin de görmenizi istediğim hem AK Parti iktidarı olarak hem sizin milletvekili olarak görmenizi istediğim bir konu daha var. Ülkenin ve Afyonkarahisar'la da kısmen bağlantılı ama ülkenin çok önemli meselelerinden birisi. Elinizde veri var mı bilmiyorum ama geçen gün bir rakam okudum. Mülteciler meselesi. Tabii ki biz Türk milletiyiz, misafirperveriz, ihtiyaç sahibi olan herkese kapımız açılır. Bunlar klasik değerlendirme. Ama %2023 verileri bu. %4.7 yıllık doğumu mültecilerin. Türklerin %1.4. Korkarım ki 15 sene sonra, 10 sene sonra sıkıntı başlamış olacak. Yani birileri almamak için özellikle Avrupa ülkesi almamak için bütün kapıları sıkı sıkı kapatıyor. Biz de gitmemeleri için işte Van'dan ve benzeri yerlerden giriyorlar. Biz de gitmemeleri için onlara sahip çıkıyor. Bu nasıl çözülecek? Bir şey örnek verip ondan sonra değerlendirmeyi bırakayım. Mülteci konusunda en sert konuşanlardan belki takip ettiniz etmediniz. Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı. Şimdi tekrar aday. Ve oy oranı %60. Bugün anket yapılsa Türkiye'de mülteciler kalsın gitsin mi şeklinde neresinden bakarsınız %80-90 arasında gitmeleri isteniyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tanju Özcan'la ilgili değerlendirmenizi 31 Mart günü göreceğiz. Doğru mu yanlış mı olduğunu şu anda bir şey diyemiyorum. Çünkü ben Bolu'yla bu kadar yakın ilgilenmiyorum. Hayır ben onun kazanması anlamında değil. İşte değer... O konunun PR yaptığını, o konunun hani bu PR... pilav su kaldırdığını söylemek için biz, onu örneği verdim. Biz PR yani büyük siyasetçiler milletini, devletini düşürenler çok PR yapmazlar. Geleceğe bakarlar. Mülteci konusu çok taraflı bir iş. Bir, mülteci bizim hukukumuza tabi olmak zorunda. Bizim kurallarımıza uymak zorunda. Kim olursa olsun. Buraya misafir olarak gelmişse ev sahibinin kurallarına bağlı olacak. Yeni Sayın İçişleri Bakanımızla, Göç İdaresi Başkanımızla her ikisini yakinen tanırım. Hatta bazen de şey yapıyoruz ve çok sertler. Mesela siz son dönemde Afyon'da suç işleyen bir yabancı falan gördünüz mü? Aynı gün
geri gönderme merkezine gönderiyorlar. Geliyor. Ben emniyetin raporu. Hayır. Ben... Çok sınırlı. Bakın suç işte buna Türklerin en az 5'te 1'dir. Son olarak Emirdağ'da yaşandı. Yaşanır mı? Çok evet. Az 5'te 1'dir. Kendi arasında yaşandı. Evet. Şehre yaşanmadı. Vatandaşa değil. Kendi aralarında yaşandı. İstanbul'da birçok ilçeye mesela o nüfusun riskli olduğu artık sayının sıkıntı olduğu ilçelere tamamına girişini yasakladılar. Oralardan gönder. Bu yıl İstanbul'un nüfusu 300 bin azaldı. 300 bin azaldı. Mültecilerle ilgili Afsiyat'ta geçen ziyaretteydik. Afsiyat'ın tüm yöneticileri orada dediler ki vekilim ne olur bize işçi bulun. Siz şimdi makine organize ihtiyaç sanayi bölgesini kuracağız. Mermer fabrikalarının tamamında bize adam lazım. İhtiyaç var. Çiftliklerin tamamında ihtiyaç var. Afyon'da büyük bir sıkıntı var. İnsanlar her gün bize işçi lazım diyor. Bir taraftan bakın mülteciler gitsin diyenlerin önemli bir kısmına bakıyorum. Kendi iş yerinde mülteciyi bedava çalıştıranlar da var. Ben gitsin diyorum mesela, ben öyle düşünmüyorum. Ben gördüm İsmail Bey. Size çıkınca söyleyeyim nerede gördüğümü. Afyon'da en hızlı mülteci düşmanlığı yapan birisi, yazın geziyorum mısır tarlasında birisi mısır kesiyor. Ya bunların tipi dedim tuhaf, kim bunlar dedim. Dediler ki kim bu, Hindistan, Pakistan o taraftan gelmiş. Tarla kimin dedim, şu kişinin dediler. Sonra sosyal medya hesaplara baktım, Afyon'un en hızlı mülteci düşmanı. Mülteciler, bir devlet nüfus politikasını, entegrasyon politikasını doğru yönetirse hiçbir şeyden korkmayın. Demokratik yapı bozulacağını söylüyorum. Bozulmaz. Niye? Bakın, yani bizim 5 katımız. Biz buraya nereden geldik? Ortasından geldik. Evet. 1000 yıldır bizim demografik yapımızı bozmaya uğraşıyorlar. Bu milletin demografik yapısı çok sağlamdır. Mayası çok sağlamdır. Bu milletin ayranını kabartmayacaksın. Ayranını kabartırsa ister mülteci, öbürkü, beriki gereğini yapar. Ben son dönemde katı bir kural uygulandığını, sınırlardan inanılmaz derece sıkı kontrol edildiğini, insanların geçmediğini görüyorum. Hatta birkaç tane vatandaş bana aradı, arkadaşlarımız, çiftlik sahipleri, vekilim ne olur istirham ediyorum. Benim 10 yıldır adamım burada çalışıyor, buna bir çalışma izni alın. Bakan Bey'e, Sayın Bakan'a söyledim. Dedi ki Ali Bey kusura bakma, bunu ta eskiden gelmiş ama kaçak gelmiş, bunu şimdi göndereceğiz. Evet. Bu konuda da çok katı bakanlık, yani eskisi sanırım gibi değil bence. Göçmenlerle ilgili, bu mültecilerle de ilgili bir çalışma yapılıyor son birkaç çok yıldır da. Bununla şekilde, ilgili de bir idari birim kuruldu diye biliyorum. Göç İdaresi Başkanlığı çok büyüdü. Hatta hı hı. Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük konuldu. Eskiden sınır daha ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri'ndi. Şimdi orası Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlandı. Sırf bu işlerden dolayı. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Ölmez ömrümüz olursa bu konuşmalarımız da kayıtlara giriyor. Kayıtlara giriyor. 20 sene sonra biz sizinle, yani başka platformlarda olabilir, karşılıklı otururuz, konuşuruz tekrar. Benim size söyleyeceğim şu İsmail Bey. Ben daha önce organize sanayide bir iş adama, arkadaşıma söyledim. İtiraz etti bir kısmı. Dedim ki bu itiraz ettiğin insanlar çok çocukları var vesaire falan dedi. Sizin kaç çocuğunuz var dedim. Ben bekarım dedi. Ya 45 yaşındasınız. 50 yaşındasınız. Siz bekarsanız, çocuğunuz yoksa. Ama işi başka yere göndermeyin. Hayır. Efendim biz önce kendimiz, bakın Türkiye'de nüfus azalıyor. Ali Bey, evlenmek öyle kolay mı? Bir çok ev geçindirip kolay. Öyle kolay mı? Ne diyorsunuz siz? Kolay. 17 bin lira asgari ücret alan İsmail adam Bey, nasıl ev geçindirsin? Lütfen 17 bin lira alanların 5 çocuğu var. 100 bin lira alanların 1 çocuğu var. İşte ben de onu söylüyorum. O evlenemez. Türkiye'nin temel sorunu bu efendim. Evlenemez bekar. Temel sorunu bu. Türkiye'de çok çocuğu eğitecek, çok çocuğa bakacak, çok çocuğu yetiştirecek ne kadar zengin, kültürlü insanlar varsa onların az çocuğu var. Çok az gelir olanların çok çocuğu var. Biz niye bu insanlarımızın hiç olmazsa 3-4 çocuğu yok? Ben 8 kardeşim. Benim babam köyde çiftçiydi. Sizin kaç çocuk var? Benim 3 çocuk var. Babamın yarısı bile değilim. Tamam. Yani siz de babanızın yoluna gitmemişsiniz o zaman. Keşke gidebilseydik. Evet. Yani daha fazla olsa bile. İşte hepimiz için bu. Çocuk gerçekten büyük bir nimet.
bu ülkenin, bu devletin geleceği nüfusumuzun artmasına bağlı. Nüfusumuz da onun için de hepimizin asgari 3 dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Biz asgari şartı tutabildik. Ali Bey, Afyon'da nüfusu artmıyor. Evet. Artmıyor tabii. Artmıyor. Hemen. Türkiye'de nüfus artmıyor değilse. Evet. Artmıyor, doğru söylüyorsunuz. Sevgili Akar, sevgili Polat Bey ve sevgili Dilek, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Süremiz bitiyor. Sorunuz varsa hemen kısacık. Ben bir soru soracağım. Yanıt al Polat Bey. Özür dilerim. Ben sorayım. Şimdi ben Afyonşehir'de yazdım. Gün Efendi'de de söyledim. Bir şeyi gündeme getirmeye çalışıyorum. Olur ne olmazını da bilmeden yapıyorum bunu. İnsanlar tartışsın, konuşsun diye. Şimdi bizim bir havalimanı meselemiz var. Bu yıllardan bu tarafa sürüp gelen bir şey. Ben burada şunu öneriyorum. Bizim buradaki askeri havalimanını Altıntaş'a gönderelim. Burayı sivil uçuşlara açalım. Emir daha da rahat kullanır. Ve buradaki koruma bandı kalkacağı için de Afyon'da ciddi manada bir arsa kazanılmış olur. Kat yüksekliği kazanılmış olur. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Vallahi bu söylediğinizin aynısını ben ilgili makamlara söyledim. Birden çok defa söyledim. İlgili makamlara söyledim. Tabii burası NATO ile yapılmış bir havaalanı. Sadece Türkiye'nin kendi başına herhalde benim bildiğim karar vermeyeceği bir konu. Çünkü NATO standartlarında ve İncirlik üstünün alternatifi olarak yapılmış bir yer. Biz önceki seçimde Sayın Hulusi Paşa'mızı, Hulusi Akar Bakanımızı davet ettiğimizde bütün komutanlarımızla beraber o gün orada havaalanında söyledik. Dediler ki arkadaş artık devlet, asker, millet hepimiz tekiz. Milletimizin ihtiyacı varsa önceden biz karşı çıkmış olsak bile bu saatten sonra sivil uçuşlara müsaade ederiz. Buyurun açabilirsiniz. Biz bunu açmak için Sayın Cumhurbaşkanımızla da çok konuştuk. Bakanlarımız da sıcak bakıyor. Hemen girişte APRON'un karşılama yerini vesaire belirledik. Ancak Altıntaş nedeniyle bu mümkün olmadı. Yani bizim de arzumuz o yönde. Altıntaş İstanbul'a bu duble yollar yapıldıktan sonra 3 saatte İstanbul'a varıyorsunuz. Yani 3 saatten sonra hatta 4 saatten sonra karayoluyla havaalanlar daha rentabl işliyor. Bu bizim de hayalimiz. Yani bizim de yapmayı arzu ettiğimiz bir iş. Bugün olmaz yarın olur ama bir gün olur bu. Benim de kanaatim bu. Bizim burayla ilgili işte mahcup olmamak için şimdi söylemediğimiz bir konumuz var. Seçim boyunca da söylemeyeceğiz. Ama seçimden sonra başarırsak... Burada kimse yok bize söylüyor. Yok hayır. mahcup oluruz. Çünkü yapamazsak mahcup oluruz. Burada uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah başarırsak bu havaalanını kullanacağız. Bu havaalanı bu bölgede yalnız kat artmaz. İster asker olsun ister sivil olsun. Burası havaalanının kaldığı müddetçe o irtifalar korunur. Evet. Sayın ki oy kullanma ilgili bir şey soracağım da. Şimdi bazı bulunduğu makamlarda yerini sırasını beğenmeyen üyeler var. Bunlar iki bir şey. Yani belediye başkanı ya da il genel meclisi beraber olması çok önemli. Şimdi deniliyor ki belediye kime kullanırsa kullan ama il genel meclisinde bana oy verin diyor. Bunu etik buluyor musunuz böyle bir soru? Arkadaş ben particiyim. Yani ben AK Parti milletvekiliyim. İlk siyasette rahmetli Erbakan Hoca'nın yanında başladım. Ama resmi olarak, ilçe başkanlığı olarak AK Parti ile başladım. Ben her yerde partimin bir adayı istemeyebilirim. Bir aday şu olmasın bu olsun diyebilirim. Ama partim karar verdikten sonra benim için her şey bitmiştir. O işi kazanması için sonuna kadar mücadele ederim. Belediyede de, il genel meclisinde de, her yerde. Yani babamın oğlu olsa öbür tarafta ona oy verin demem. Bunu doğru bulmam, ahlaki bulmam. Arkadaşlarımızdan da beklentim, benim bütün partilerimizden beklentim net bir şekilde AK Parti'nin adaylarına oy vermesidir. Bunu arzu ederim, bunu isterim, bunu söylerim. Evet. Sayın Vekilim, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Samimi cevaplarınızla gazeteci arkadaşlarımızı ve bizi bilgilendirdiniz, izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sevgili izleyiciler, sorularınızı toparlayarak vekilime sormaya çalıştım. Sayın Akar, Sayın Yılmaz ve Sayın Dilek katıldığınız için bizler de eşliğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, seçimle ilgili, Afyon'la ilgili, Türk siyasetiyle ilgili ve hükümetle ilgili parlamentoda alınan kararlarla ilgili vatandaşın beklenti ve dileklerini gazeteci arkadaşlarımızla birlikte sizlerin
beklentileriyle vekilimize sormaya çalıştık. Kendisi de bize çok samimi açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde bu sıcak seçim günlerinde yeniden sizlerle birlikte ekran karşısında olacağız. Esen kalın.